gitme beni. Bir kere sevdim diye bin pişman etme beni. İstemiyorsan bırak, perişan etme beni. Bırak boş kalsın elim, yol yakınken dönelim. Arkadaşım ol yeter, böylesi daha güzel. Bırak boş kalsın elim, yol yakınken dönelim. Arkadaşım ol yeter, böylesi daha güzel. Bırak beni ne olur, burada bitsin şarkımız. Bırak beni ne olur, burada bitsin şarkımız. Zamanla unutulur o yarım kalan aşkımız. Bırak boş kalsın elim, yol yakınken dönelim. Arkadaşım ol yeter, böylesi daha güzel. Bırak boş kalsın elim, yol yakınken dönelim. Arkadaşım ol yeter, böylesi daha güzel. Böylesi daha güzel. Böylesi daha güzel. Günaydın. Çok teşekkür ederiz. Uyanmışız, uykular falan alınmış. Gayet güzel. Kahvaltı da edildi mi? Bizim stüdyomuzun karnı tok. Çaylarımız da içildi, kahvaltımızı ettik. Artık program için hazırız değil mi arkadaşlar? Evet. 3 Haziran günlerden salı, sizler evlerinizdesiniz, ekranlarınızın başındasınız ve değerli izleyicilerimiz de stüdyoda bizlerle beraberler. Tam 2 saat boyunca çok güzel, çok keyifli bir program sizi bekliyor olacak. Yeni gün programına TRT Avaz'a hepiniz hoş geldiniz. Kutmanduttanızlar menen Türkiye, salamatsızlar ve Kırgızstandıklar jana Türk dünyası. Barıñızdardın bugünkü günüñizdördün abdan kuanıştuu, abdan iyiliktüü ötüşüne tilektespiz. Tilim Dastan, Dastan elden birisin, Tilim Aykül, Aykül elden birisin demekçi. Manas atabızdın urpaktarına, barıñızdarga salam joldoo menen bugünkü programabızda dagı abdan jakşı konoktor bolot. Kuday buyursa bardığı jakşı bolot. 2 saatte biz menen bolgula demekçibiz. Senin de söylediğin gibi 2 saat boyunca çok değerli konuklarımız olacak. Yine farklı ve özel konuları konuşacağız bugün. Tabii. Ve izleyicilerimiz de eğer bize ulaşmak isterlerse, telefonla bize soruları varsa nasıl ulaşacaklar? Hemen hatırlatalım telefon numaralarımızı. Ekranda gördüğünüz bu numaralardan bize ulaşabilirsiniz. 0090 312 463 52 20 ve 52 23. Bunlar telefon numaralarımız. Telefon numaramızın haricinde bir de elektronik posta adresimiz var. Onu da hemen hatırlatalım sizlere. Yeni gün programı tret.net.tr. uzun uzun istediklerinizi, düşüncelerinizi, görmek duymak istediklerinizi yazabilirsiniz. Bekliyoruz mesajlarınızı. Сөзсүз түрдө интернет аркылуу бизге байланышсаңыздар болот. Андан сырткары телефондор дагы күтүп жаткан учуру азыркы 2 сааттын ичинде 0090 312 463 52 20 телефондор аркылуу бизге байланышып каалаган суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Анда эмесе программабызды баштайбыз. Müzik.
Evet, artık programımız başlıyor. Evlerinizdesiniz, kahvaltı sofrasındasınız, çaylarınızı yudumluyorsunuz. Bir tarafta domatesler, salatalıklar, kesilmiş peynir var sofrada, çok güzel. Afiyet olsun. Tam işe gitmek üzeresiniz. Bir 5-10 dakika bakayım, güzel bir şarkı türkü dinleyeyim diyorsunuz. Hepsini birazdan dinleyeceksiniz zaten. Programımız başlıyor. Bir kez daha Yeni Gün programına hepiniz hoş geldiniz. Merhaba TRT Abbas. Yeni Gün başlıyor. Yeni Gün başlıyor. Yeni Gün başlıyor. Gagavuzya'dan selam. Kuzey Kıbrıs'tan selam. Kırgızistan'dan selamlar. Yeni Gün başlıyor. Yeni Gün başlıyor. Evet sevgili izleyiciler, bugün ilk olarak biz çok değerli bir konuğumuzu davet edeceğiz. Özellikle kadınların yakından takip etmesi gereken bir konuyu konuşacağız. Son yıllarda biliyorsunuz gelişen teknolojiyle birlikte kadın hastalıklarında da aslında farklı boyutlara ulaşıldı ama birçok kadın, birçok erkek de aslında birçok hastalıktan korkar, ameliyat olmaktan korkar, son teknolojileri takip etmekten korkar. Aynı uçağa binme korkusu gibi bizde bir doktor korkusu vardır. Öyle değil mi? Evet, var. Sende de var mı? Gitmekten korkar mısın? Çekilir misin? Önceden korkuyordum ama korkmuyorum. Çünkü onlar bize daha yardım edecekler. Daha iyileşeceksin, mutlu olacaksın. İşte artık bir de şöyle bir şey var Nurzat. Doktorların ellerini bile dokunmadan laparoskopik, yani evet, robotik yöntemlerle yapılan artık ameliyatlar var. Küçük dokunuşlar var. Evet. Biz bunu işin uzmanından konuşacağız. İnşallah. İnşallah. Davet Hemen edelim. Davet edelim mi? Tabii. Peki o zaman davet edelim. Sevgili misafirler, bugün biraz önce de söylediğim gibi biz özellikle kadınların dikkatli bir şekilde izlemelerini tavsiye ediyoruz. Kadın doğum uzmanı operatör doktor Nezih Durmazlar geliyor alkışlarınızla. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Kırmadınız, geldiniz stüdyomuza. Tabii bizim programımız TRT Avaz vasıtasıyla bütün Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine, Türkiye'nin birçok şehrine evet. yayılıyor. Dolayısıyla sizi izleyen çok sayıda izleyicimiz var. Evet. Şimdi biraz önce de onlara biz dedik ki özellikle laparoskopik kadın hastalıkları, ameliyatları hakkında konuşacağız ama bunu önce herhalde bir detaylandırmak lazım. Nedir laparoskopik kadın ameliyatları, kadın hastalıkları? Nasıl bir yöntemdir? Herhalde bundan bir 5-10 sene öncesine baktığımız zaman o zamanın teknolojisiyle bugünün teknolojisi arasında bile büyük bir fark olduğunu görebiliyoruz, öyle değil mi? Evet, yani zaman olarak tabii 5 sene biraz daha kısa ama öncelikle şunu söylemek lazım. Laparoskopik ameliyatlar dediğimiz zaman açık ameliyatlar ile karşılaştırmamız gerekiyor. Açık ameliyat cildin tamamen bıçakla kesilerek, açılarak iç organların üzerinde gerekli hastalık üzerindeki ameliyatın gerçekleştirmesi. Ama laparoskopik dediğimiz zaman bu ince bir kamera. Yani 1 santimetrelik bir kamera ile göbekten girilerek karın içerisinin görüntülenmesi oluyor. Daha sonra bu görüntüyle birlikte yine 5 milimetre dediğimiz, yani bunu boyutunu tarif etmek gerekirse hani bir kurşun kalem şeyinde kalınlığında yine karından ufak bir delik açılarak ve özel aletlerle tabii bunlar. İçeriye aletlerimizi yerleştiriyoruz. Onlarla yani kişinin, hastanın dışından ellerimizle o aletleri yöneterek hastalığın tedavisini yapmaya çalışıyoruz. Ameliyatı gerçekleştiriyoruz. İşte bu ameliyat ne olabilir? Rahimden kaynaklanan problemler olabilir veya kisten kaynaklanan problemler, yumurtalıktan kaynaklanan problemler olabilir. Veya bir dış kemerik olabilir. Bu yine kadın sağlığı açısından çok önemli noktalardan bir tanesi. Bunun gibi cerrahileri bu şekilde yapabiliyoruz. Bu tabii laparoskopik ameliyatların bu şekilde cilt üzerinde daha az diyelim kesi oluşturduğumuz için bu hastaya birçok avantaj sağlıyor açık ameliyatlara göre. Örneğin normalde hani sezeryan kesisi diyebilir halk arasında hemen göbek altından bikini hizasından yapılan yaklaşık 12-15 santimetre belki 20 santimetreye kadar uzayan kesilerle bir kişi ameliyattan uyandığı zaman burada çok büyük bir ağrı hisseder ve bunun iyileşme süreci de daha uzun sürer. Ama laparoskopik ameliyattan sonra hastanın üzerinde sadece 1 santimetrelik bir göbekte delik olacaktır ve bir de 5 milimetrelik 2-3 tane delik olacaktır. Bunların iyileşme süreci tabii daha farklı olur. Güvenliği daha çok.
Laparoskopik ameliyatlar. Evet, tabii. Laparoskopik ameliyatlar aslında şöyle düşünmek lazım. Şimdi çıplak gözle yaptığımız ameliyatlarda ince detayları belki kaçırabiliriz. Ama laparoskopik ameliyatlarda o kamera vasıtasıyla direkt olarak, örneğin bir miyomsa bu ya da bir kistse ya da bir dış gebelikse, direkt olarak kamerayı yaklaştırarak net olarak sorunu ortaya koyup onun üzerine daha hassas cerrahi işlemi gerçekleştirebiliriz. Ameliyattan sonra iyileşmek için açık ameliyatlarda bir hafta, iki hafta, değil mi? Evet, tabii, evet. Laparoskopide daha az. Laparoskopi daha az çünkü hastaya müdahalemiz daha az. Yani şöyle düşünün, eğer kolunuz 4-5 santim kesilirse mi daha kolay iyileşir, yoksa 1 santim kesilirse mi daha kolay iyileşir? Tabii ki daha az kesi olursa daha kolay iyileşme süreci oluyor. Laparoskopi daha pahalı mı ameliyat? Evet, hani maliyetine girersek eğer... Bizim ülkemize göre bu çok önemli. Şöyle, açık ameliyata göre kullanılan aletler, malzemeler tabii ki maliyeti artırıyor biraz, bir miktar. Ama sonuçta bu maliyet hastanın sağlığı açısından bence önemli bir maliyet. Daha çok katılıyoruz. Konfor açısından, özellikle ameliyat sonrası konfor açısından önemli bir maliyet oluşturuyor. Tabii özellikle laparoskopik ve açık ameliyatları karşılaştırdığımız zaman herhalde çok sayıda avantajı olduğunu da söyleyebiliriz, öyle değil mi? Evet, evet. Laparoskopik ameliyatların kesinlikle açık ameliyatlara karşı avantajı var. Bu avantajlardan en önemlisini biraz önce bahsettik. Bir kere kozmetik açıdan. Kişinin bazen hani bikini seviyesinde kesi olabiliyor ama bazen de göbekten aşağıya doğru kestiğimiz böyle dikine kesiler olabiliyor. Bu da tabii görüntü açısından hoş olmayabilir. Örneğin genç yaşta bir kişi ameliyat olması gerekiyorsa, genç bir kız diyelim ameliyat olması gerekiyorsa, hani buna bir laparoskopik olarak müdahalenin daha mantıklı olduğunu hep aşikardır ortada. Bir kozmetik açıdan hani bu şekildeki avantajının yanında biraz önce söyledik, hastanın ameliyat sonrası günlük işlerine, günlük hayatına dönmesi de yine daha kolay olmakta. Hasta ameliyat ertesinde 6 saat sonrasında hemen ayağa kalkabilmekte. Hatta aynı gün taburcu edebilmekteyiz. Hatta bu kadın doğum ameliyatlarının en zoru diyelim, kompleksi diyelim, rahim alınması ameliyatlarından sonra bile aynı gün veya ertesi gün taburculuk bile söz konusu. Kişi ayağa kalkıp 6 saat sonrasında akşam eve gidebiliyor veya ertesi gün eve gidebiliyor ve bir hafta sonra normal işlerine dönebiliyor, işinin başına geçebiliyor. Tabii özellikle ilerleyen yaşlarda da herhalde laparoskopik ameliyatların faydasını görüyor kadınlar, öyle değil mi? Aslında şunu düşünmek gerekiyor. Bir kadının ameliyat olması gerekiyorsa bu kadının yaşı önemli. Eğer bir kadın genç yaşta ameliyat olması gerekiyorsa bunun bence laparoskopik şekilde yapılmasının öncelikle laparoskopik değerlendirilmesi daha doğru olur. Çünkü bir diğer avantajı da laparoskopik ameliyatların karın içerisindeki yapışıkları daha az hale getiriyor. Örneğin bir yerimizi kestiğimiz zaman burası hiçbir zaman eskisi gibi olmaz. Yani bir iz kalır orada. Yani elinizi sürdüğünüz zaman o yara üzerine bir iz kalır. Bu aynen karnımızın içerisinde de aynı şekilde. Orada da yine bazı hasarlar meydana gelecektir. Yapışıklar oluşacaktır. Ve genç bir kızın bu şekilde açık ameliyat olması bu yapışıkların oranını artıracaktır. Bu yapışıklar da bu kızın ileride gebe kalmasına belki problemler yaratabilecektir. Tüplerde problemler oluşturabilecektir. O yüzden laparoskopinin bu şekilde bir avantajı var. Hanımlar bazen bir yılda 3-4 kere ameliyat oluyorlar. Evet. Anestezinin hiç faydası yok değil mi? Bizde derler ömrünü kısaltır dediler. Yok mu öyle bir şey? O biraz halk arasındaki bir deyiş olsa gerek diye düşünüyorum. Ama yok. Yok, yok, hayır, öyle bir şey söyleyemeyiz. Anestezi gerekli bir işlem. Çünkü bu yaptığımız işlemler tabii ki ağırlı bir işlem. Aslında şimdi böyle söyleyince de aklıma şu geldi. Hani biz doktorlar biraz daha kolay, rahat bir şekilde söylüyoruz. Hani evet, ameliyat olmanız gerekiyor. Ama hastanın yerine koyduğumuz zaman kendimizi, hasta için o çok önemli bir durum. Yani yani ameliyat olmak, hele içinden bir organın alınmasını söylemek ve onu düşünmek onun için de zor. Bazen hanımlar, ben ameliyat oldum, anestezi aldım, o yüzden böyle sinirliyim gibi geziyor var da depresim var, stresim var. Evet, biraz kuafeler var gibi. Evet. Şey söylerler, yani birkaç ay içerisinde eğer birkaç tane ameliyat olursanız
işte, anestezinin dezavantajları var diye söylenir ama zaten bunu ameliyat olmadan önce hekimlerde sorarlar, en son ameliyatınızı ne zaman oldunuz, ne zaman anestezi aldınız. Ona göre zaten onlar tedavi yöntemini ya da anestezi şeklini hekimler de ona göre belirliyorlar elbette. Tıp teknolojileri geliştikçe zaten anestezinin de ne kadar geliştiğini, evet, son yıllarda, evet, müthiş tabii bir seviyeye ulaştığını görüyoruz aslında. Evet. Şimdi tabii başka bir aslında işin boyutu daha var. Biz burada belki kadın hastalıkları ile ilgili konuşuyoruz ama özellikle laparoskopik tedavi yöntemlerinin biz çocuklarda da kullanıldığını görüyoruz, öyle değil mi hocam? Çocuklar tabii bizim konumuzun biraz dışına çıkıyor. Ancak tabii ki laparoskopik ameliyat sadece bizim branşta değil, birçok branşta da artık yerini aldı. Kadın doğum hastalıkları, kadın hastalıkları olarak hemen hemen her hastalıkta biz bunu kullanabiliriz. Kullanmaya çalışıyoruz. Örneğin rahimden kaynaklanan miyomlar olabilir, miyomların alınması olabilir veya adet düzensizlikleri, çok fazla miktarda kanama, buna bağlı problemler, rahimdeki problemleri yine laparoskopik olarak halledebiliriz. Yumurtalıklardan kaynaklanan problemler ki halk arasında çikolata kisti diye geçer ve özellikle çocuk sahibi olma durumunda bazı problemler ortaya koyabilir. Bunları yine laparoskopik olarak halletme şansımız var. Biraz çocukluğunuza girelim mi? Kaç yaşınızda doktor olmaya karar verdiniz? Aslında hani bizim çocukluğumuzda hep sorulurdu. Çünkü bazen değişiyor da. Evet, yani şu anda da çocuklara soruyoruz. Büyüyünce ne olacaksın diye. Yani ya doktor ya mühendis şeklinde söylerdi. Herhalde ben doktor söylemişim, bir doktor oldum. Demek ki hayal ettiniz doktor olmayı. Tamam. Evet. Şimdi tabii aslında işin bu boyutu çok önemli. Biz dün burada değerli hocalarımızla konuşurken seçimlerimizi doğru yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz, istediğimiz meslekte, evet, acaba şu anda uğraşıyor muyuz, uğraşmıyor muyuz, bütün bunları konuştuk, değerlendirdik. Nurzat da o bakımdan tabii böyle bir şey sormak istedi. Daha bizim sorularımız var. Bu arada birkaç seyircimizin de sorusu varmış. Tabii onları ki, da evet, biz evet, size yönelteceğiz hocam ama bizim bir diğer konuğumuz var. Onu davet edeceğiz biraz tabii sonra ki, ama evet, o gelmeden önce biz şöyle yapalım. Bir kez daha biz gelin sözü orkestramıza bırakalım. Tabii ki. Onlardan evet, şöyle güzel bir eser dinleyelim. Bir kulaklarımızın pasını silelim. Sonra da seyircilerimizin sorularıyla devam edelim, olur mu? Tabii ki, evet. Evet. Yeni Gün Orkestrası ile devam edelim. Bakalım bizim için ne hazırlamışlar. Yere bekleme geçen günleri böyle.
nedir ne yazık ezelden beri. Boş yere bekleme geçen günleri. Böyledir ne yazık ezelden beri. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Kimi senin gibi el olur gider. Kimi senin gibi el olur gider. Orkestrası her gün sizin için çalışıyor, çok güzel repertuarla karşınıza çıkıyor. Dolayısıyla o coşkulu, o büyük alkışları her zaman hak ediyor. Bazen alkış seviyesi düşüyormuş, diyorlar ki az geliyor diyor Ahmet abi bana. Aynen, evet. Değil mi Ahmet abi? Bugün az abi. Bugün biraz az mı geldi evet, alkışlar? Evet. Şu son alkış fena değildi ama. Evet. Evet, orta yolu bulduk. Güzel. Devam edelim. Firdevs Hanım Azerbaycan'dan aramış. Sormuş ki biraz önce avantajlarını konuştuk. Önümüzdeki hafta bir kadın hastalıkları ameliyatı geçirecekmiş Firdevs Hanım. Ve acaba bunun ne gibi dezavantajları var? Korkularımı yenmemde hocam bana yardımcı olabilir mi diye sormuş. Böyle konuştuğuna göre herhalde açık ameliyat olacak. Tam olarak o bilgiyi alamadım ama evet. Önümüzdeki hafta bir ameliyat geçirecekmiş. Evet. Şimdi tabii ki bu çok geniş bir tanım oldu. Hani ameliyatın mutlaka ameliyat olmamak daha iyi. Ama eğer laparoskopik hastalık... olacakmış. Öyle mi? Bu arada evet. Laparoskopik ameliyat olacakmış Firdevs evet. Hanım. Evet. Şimdi ameliyat olmamak her zaman için ameliyat olmaktan daha iyi. Ama ameliyat olmak gerekiyorsa ki bir hastalık varsa ameliyat olunması gerekiyor. Yani ameliyatı gerektiren bir durum varsa ortada ameliyat olunacak. Laparoskopik ameliyat eğer laparoskopik olacaksa kesinlikle açık ameliyata göre bunun birçok faydasını görecek. Yani bu biraz önce konuştuğumuz şeyler. İşte daha erken işe gidecek, daha az ağrı duyacak. Özellikle ameliyat sonrası hani bir yakınınız ameliyat olmuşsa bilirsiniz. Ameliyat sonrası hemen akabinde yani ciddi ağrılar çeker hasta uyandığı zaman. Ama laparoskopide bu ciddi anlamda azalmıştır. Yani laparoskopik ameliyat olması onun için çok faydalı olacak diye düşünüyorum. Pekala. Bu arada şunu da hatırlatmakta fayda var. Bugün bizim Kırgızistan bağlantımız da var. Ve biraz sonra Kırgızistan'a da biz bir merhaba, bir günaydın diyeceğiz. Bağlantımız hazır olduğu zaman onun da bilgisini verelim size. Ve şimdi biz sohbet etmeye devam edelim. Hazır olduğunda zaten yönetmenimiz diyecek ki bir Kırgızistan'a günaydın diyelim, bir selamlaşalım. Sonrasında da tabii onlar da bugün değerli konuklarını ağırlayacaklar Kırgızistan'da. Tabii ki son yıllarda Kırgızistan'da da hanımların ameliyat olduğunu çok görüyoruz. Çünkü hastaneye gittiğimizde sıralarca gerçekten öyleymiş. Evet. Ama nedenleri, yani şimdi genç kızlara söyleyebilmek, soğukta kalmayın gibi bir şeyleri sizin ağzınızdan duymak daha çok önemli. Evet, şimdi tabii önlemek açısından söylüyorsunuz değil mi? Hani bunu bu önlem konuşmamız biraz daha zor. Çünkü bu söylediğim şeyler, bu hastalıklar örneğin ameliyat gerektirenler hani vücut ve bünyede oluşan şeyler. Biraz önce konuştuk işte bir çikolata kisti olabilir. Bu çikolata kistini önlemekten ziyade bu çikolata kistiyle yaşamak ve hani onunla baş edebilmek ve gerekiyorsa da eğer ameliyatlık aşamaya gelmişse de hani bunu ameliyatla çözüme ulaştırmak gerekebilir veya bir kist ameliyat olabilir. Kist büyümüştür. Bunun için kişinin hani yapacağı bir önlem olmamakta. Bence bu konudaki en büyük önlem şu olabilir. Kadınların her yıl muayenesini yaptırması. Bir şikayet olmasa bile bir kadının her yıl mutlaka kadın doğum doktorundan jinekolojik muayenesini yaptırması gerekiyor ki simir testi yaptırması gerekiyor. Bunları yaptırırsa bence bu bir kadının aldığı en büyük önlem olmuş olur. Teşekkür ederim. Peki. Hocam birkaç sorumuz daha varmış. Onları da size yönelteceğiz. Evet, evet. Hemen uyarıyorlar tabii beni. Bu arada Kırgızistan bağlantımız da hazırmış Nurzat. Kırgızistan'a bir günaydın diyelim. Kutmandu tanınızlar menen Kırgızistan. Günaydın, merhaba, nasılsınız? Şimdi görüntülerde biz Kırgızistan'ı da göreceğiz ve sözü Kırgızistan'a bıraktık. Günaydın Levent, günaydın Nurzat. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nin televizyon stüdyosundan herkese merhaba.
Merhaba Ankara, merhaba sevgili seyirciler. Jalpı Türk Dünyası'nın görüşlerine Kırgızstan'dın borboru Bişkek şaharından sağınıştu salam aytabız. Sevgili seyirciler, biliyorsunuz Bişkek insanı ve doğasıyla çok güzel bir şehir. Ancak Bişkek'in bir önemli özelliği daha var, o da kültür ve sanat şehri olması. Bişkek'te yılın her mevsimi, her ay birbirinden ilginç etkinlikler, kültür sanat etkinlikleri devam ediyor ve bizler de keyifle bu etkinliklere katılıyoruz. Yakın bir zamanda güzel bir konser izledik ve bu haftada Bişkek'te 1. Türk Sineması günleri devam ediyor. Biz de bu konuları bugün konu edelim dedik ve stüdyomuza sevgili konuklarımızı davet ettik. Kimleri davet ettik Kunduz? Evet Bülent, bugün Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Sayın Cihan Varlık ve çok sevdiğimiz sanatçımız Yulia Rutskaya ile kanun sanatçımız Gökhan Usal konuğumuz olacaklar. Gördüğünüz gibi sevgili seyirciler, sanatla dolu bir programla bugün sizlerle birlikte olacağız. Evet. Harika. Ben de evde denediğimde aynen böyle çalıyorum. Ama canlı yayında arkadaşlar o kadar böyle dakik olmak durumunda kalıyorsunuz ki yapacak bir şey olmuyor bazen işte. Ahmet abi başlamış bitirmek üzere arkadan geliyor ama güzeldi yani, farklı bir bakış açısıydı. Kırgızistan'ı izliyorduk, bir anda bitirdi tabii. Yani ben bu yaklaşımı beğendim. Çok şairane konuşuyorlar. Mehmet de diyor ki çok şairane konuşuyorlar diyor. Ondan dolayı diyor biz biraz diyor zorlandık işin içine girerken. İzliyorduk. Anlamadığımız için de ne zaman bitti söz ne oldu anlamadım. Hazırlıksız yakalandım. Evet, evet. Olsun, olsun. Ama güzel. Yani ama farklı çok bir güzeldi. Farklı bir versiyon oldu. Değişik evet, bir yaklaşım oldu. Cevabınızı böyle bir cinkle paylaştığınız için teşekkür ederiz. O da kestireyim. Hocam nasıldır müzikle aranız? Müzikle aram iyidir. Bir enstrüman çalar mısınız? Enstrüman çaldım, evet. Gitar çaldım. Öyle bir havanız var çünkü. Ben bir de buradan yürüyeyim bugün, dedim. Şimdi çünkü evet, bir de bugün, şöyle bir şey var. Bugün çocukluğumuza ineceğiz. Çok iyi. Hakikaten ama birçok hekimin bir enstrüman çaldığını ya da bir müzikle uğraştıklarını biliyorum. Birçok arkadaşım var, hekim arkadaşım. Evet. Sizin de onlardan biri olduğunuzu tahmin ettim açıkçası. Evet. Sadece tahmin ettim. Peki siz acaba hani dışarıda bu sosyal hayatta müziğin ya da sanatın, sporun sizin hayatınıza etkisi olduğunu düşünür müsünüz? Tabii ki kesinlikle evet. Yani müzik özellikle yani çok rahatlatıcı bir hobi bence. Onun dışında benim fotoğrafla alakam var. Birazdan konuğumuz da fotoğrafla ilgileniyormuş. Arkadaşlarla konuştuk kendisiyle. Boş zamanlarında ben de fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Fotoğrafla uğraşıyorum. Köpekleri seviyor musunuz? Köpekleri seviyorum. Çünkü köpekleri de gelecek. Evet, arka tarafta onu da gördük. Evet, bayağı büyük köpekler gelecek herhalde birazdan. Evet. Teşekkürler. Hocam, son yıllarda yapılan bazı araştırmalar var. Bu araştırmalardan bir tanesinde de diyor ki, özellikle kadınlar doğum yaparken, doğum esnasında kendi sevdikleri müzik türünü ya da kendi sevdikleri sanatçıyı dinlediklerinde çok daha kolay doğum yapabiliyorlar. Sancıları daha da azalıyor diye bir araştırma yapılmış. Evet. Ondan sonra bunun da doğruluğu kanıtlanmış mı kanıtlanmamış mı bilmiyorum. Bazı kitaplarda böyle bir şeyler okumuştum. İnternette de okumuştum. Evet. Siz acaba bu konuda bilgi sahibi misiniz? Böyle bir şey var mıdır? Tabii aslında şu var. Doğum esnasında doğum sancısını azaltmak için kullanılan bazı yöntemler var. Bunlar ilaçlı yöntemler var. İlaçlı yöntemlerin dışında sizin bahsettiğiniz bu ilaçsız yöntemler. Bu da onların bir tanesi olabilir. Bunun bir gerçeklik payı var. Bunun dışında yoga kullanılmaya çalışılıyor veya hipnoz kullanılmaya çalışılıyor. Ve yani bunu uygulayan hekimler de var. Tabii ki müziğin rahatlatıcı etkisi var. Artı müziğin gebelik süresince de gebeye de çok faydası var. Çünkü müziği sadece anne dinlemiyor. Çünkü içeride bebek de dinliyor. O yüzden kadının, gebenin hoşuna giden müzikleri dinlemesi gerekiyor. Peki dinle, şimdi insan aklına bir sürü soru geliyor. Çocuk evet, o müziğe göre acaba ilerleyen hayatında düşünün. Çünkü tabii çocuğun
Tabii çocuğun ileriki yaşamında da hani mental açıdan faydası olduğunu söyleyen gerçekten bilimsel araştırmalar var bu konuda. Ankara havasıyla büyüyen bir çocuk seymen olurmuş. Yok, aklıma geldi, öyle ben de paylaşayım dedim. Bu da sizin jingle gibi oldu ama olsun. Sıkıntı yok, ne yapalım. Dans, bir hanımın dans etmesi, mezdeki dans etmesi sağlığı için daha önemli diyorlar. Bu doğru mu? Tabii mezdeki dansını bildiğim kadarıyla bu hani ben spor olarak söyleyebilirim. Hani spor yapmak kesinlikle sağlık açısından, sadece kadın sağlığı değil, hani birçok açıdan faydalı. O yüzden söyleyebiliriz, faydalı, evet. Peki, hemen burada ben sözü arkadaşlarımıza da iletmek istiyorum. Sizin acaba arkadaşlar, gördüğüm kadarıyla bugünkü seyircilerimizin tamamı kızlarımızdan oluşuyor. Birçoğu da üniversite öğrencisi, aynı zamanda dışarıdan gelen izleyicimiz de var. Sizin özellikle konuğumuzla paylaşmak istediğiniz ya da geçtiğimiz yıllarda ya da yakın bir tarihte böyle bir ameliyat geçirdiniz mi? Laparoskopik ameliyat olan var mı? Ya da bir yakını açık ameliyat oldu mu? Özellikle kadın hastalıkları ile ilgili. Ya da sadece bir şeyler paylaşmak isteyebilirsiniz. Tamamı genç kızlarımızdan oluştuğu için belki sizin de eklemek istediğiniz bir şey vardır diye size bir sorayım dedim. Acaba doğru mu yaptım bilemedim. Çok mu hazırlıksız yakalandınız? Peki, bir şeyler paylaşmak isteyenler olabilir. Sanki böyle içinden bir şeyler... Peki, tamam arkadaşlar. Çok fazla ısrar etmeyelim. Evet. Peki, çok fazla ısrar etmeyelim. Ahmet abi, senin bir sorun var. Ben, evet. Şimdi Ayşen Hanım'ın sorusu var. Isparta'dan bize telefon etmiş. Hemen onu ben yeri gelmişken yönetmenimize teşekkür ediyorum. Diyor ki, biraz önce laparoskopik ameliyatlardan çok çabuk bir şekilde hastanın ayağa kalkacağından bahsettiniz ama maddi imkansızlıkları olmayan bir hastaymış ve açık ameliyat olması gerekiyormuş. Özellikle açık ameliyattan sonra nelere dikkat etmem gerekiyor diye size bir soru yöneltmiş. Evet, açık ameliyattan sonra en önemlisi bu yara yerinin geniş bir kesi oluyor. Biraz önce söyledik, 15 santim ulaşan bir kesi. Bunun iyi birleşmesi için belli süre bu ameliyatın hemen erken aşamasında, ilk bir hafta olabilir veya sonrasında da 2 ay, 3 aya kadar ağır işler yapmayacak. Bunlara dikkat etmesi lazım. Tabii geçirdiği ameliyata bağlı da bunlar değişebilir. Yani bunları konuşmamız gerekebilir. Ama en önemlisi tabii ki bu ameliyat sonrası dönemde biraz kendisine dikkat edecek. Ve ağır işlerden kaçınacak, ağır şeyler kaldırmayacak. Yani hanımlar böyle hemen içinden gelir, bir kanepeyi iter, onun altında temizleyeyim şeklinde. Yani bu tür aktivitelerden kaçınması lazım. Evet, özellikle bunu tabii söylemekte fayda var. Benim aklıma hemen şöyle bir şey geldi Nuzat, senin de bir sorun var ama buna kadınların neden dikkat etmesi lazım? Çünkü hocam, bir süre sonra kadınlarda yine kanama baş gösterebilir ya da o ağır işlere, biliyorsunuz hemen bizim kadınlarımız bir an önce kalkayım, ev işi yapayım, şunu kaldırayım, şunu yerine koyayım, bunu değiştireyim dediği zaman bu sefer altından kalkamayacağı herhalde. Daha büyük rahatsızlıklarla herhalde karşılaşabilir. İşleri biraz daha zorlaştırabilir bu durum. Bu yani kesilmiş ve dikilmiş olan cilt dokusunun tekrar fıtıklaşması söz konusu olabilir. Ve hani bu problemi biraz daha büyütebilir. O yüzden laparoskopiyle, özür dilerim. Evet, laparoskopiyle ameliyat olduktan kaç ay sonra iğne olabilir? Ameliyat mı? Evet. Çünkü olabilirler. Bu soru aslında yani tabii ki her zaman ameliyat olabilir. Yani bir kişi laparoskopi ameliyat olduktan sonra bir hafta sonra da ameliyat olabilir gerekirse. Gerekirse şey tabii yok. Yani bir ay sonra da olabilir. Ama önemli olan ameliyat sayısını bence azaltmak. Yani bu işi mümkün olduğunca az müdahalede bulunmak. Çünkü her müdahale hastanın karnında yapışıklıklar oluşturur, problemler yaratır ileriki dönemlerde. Teşekkür ederiz. Evet, bir diğer konuğumuz var. Kendisini de davet edelim ve kendisini davet ettiğimizde güzel sesiyle biz tabii ki programımıza davet edeceğiz. Geçtiğimiz dönemlerde hatırlayacaksınız, Anadolu Ateşi diye bir yarışma programı yayınlanmıştı. Ve bu yarışma programının birincisi de Nilüfer Sarıtaş olmuştu. Daha çocuk yaşlardan itibaren müziğe merak saran ve bugün de Türk Halk Müziği'ni en yukarılara taşımaya çalışan, sürekli kendini geliştiren ve albümü de yakında çıkacak olan bir isim. Albümünü de konuşacağız. Nilüfer Sarıtaş geliyor alkışlarınızla ve sesini dinleyerek programımıza davet ediyoruz.
ablam geçerken ben başına belayım. Leyle İbrahim oy. Vay lele lele İbrahim oy. Vay lele lele İbrahim oy. Sağda yazma kirazda. Bak bak ben olam. Gelirim ben biraz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Uyandık galiba hepimiz. Öyle mi? Evet, herkes sabah saat 8 olunca TRT Havaz'ı açtıktan sonra kısa bir süre içerisinde uyanıyor. Uyanmasa da zaten orkestramız uyandırıyor bir şekilde. Evet. Galiba. O güzel eserleriyle. Vallahi o gerçekten güzel eserleri derken burada bir ironi yok. Yani samimi duygularımla biliyorsunuz yaklaştım. Sanki Ahmet abi böyle bakıyor ki bana. Daha bu ne kadar devam ediyor? Çıkışta... Burada konuşturmadım yani. Ben çok ciddiydim. Ameliyat oldum. Kadın ameliyatı mı oldun Ahmet abi? Kafa kesimi laparoskopiyle aldırmıştım. Ya. Ya. Çok güzel ama kalbini de aldırmışsın. Evet. Diğer konu, biraz önce biz tabii Nilüfer Hanım bakıyor acaba ne diyorlar aralarında. Burada bir şey diyor orada. Orkestrada Ahmet Özgül bir şey diyor. Biraz önce laparoskopik cerrahi hakkında konuştuk. Konuğumuz da kadın doğum uzmanı olduğu için laparoskopik ameliyattan bahsediyor Ahmet abi. Onun için ben bir anlatayım dedim size. Ya sağ olun. Teşekkür ederim. Paylaşmak için. Çok anladım şu an. Peki tamam. Hoş hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. O zaman biz... Sizi Anadolu Ateşi'nde izledik. Evet. Güzel sesinizle. Gerçekten çok önemli isimler vardı. Türk Halk Müziği'nin üstatları vardı o yarışmada. Ve siz de orada hakikaten birçok insanın gönlünü kazandınız. Sonrasında devam etti bu süreç. Bir repertuar hazırladınız. Albümünüzün de artık son aşaması geldi. Evet. Bütün repertuar tamam. Albüm de hazır. Ve ne zaman çıkacak albüm? Biraz isterseniz albümden, albümdeki eserlerden bahsedelim.
Ondan sonra da yine tabii güzel sesinizi dinleyeceğiz. Ne zaman çıkacak? Yani çok kısa bir süre, bir ay ya da bir buçuk ay kadar süre sonra çıkacak muhtemelen. Daha öncesinde de albümler vardı tabii. Bu ikinci ve üçüncü albümümüz oldu yarışmadan sonrasında, 10 yıl içerisinde. Güzel bir repertuar olduğu, geleneksel türkülerimizin ağırlıkta olduğu, yani hareketli, güzel, iyi bir albüm olduğunu düşünüyorum şu an. Kimlerin eserleri var albümde daha çok? Şekip Şahdoğru'nun var, Çorum Bozdağ var mesela, yine bir Arguvan var. Burada seslendireceğiz sevgili hocamız Nida Ateş'in bir eseri var, Dertli Divani'nin bir eseri var. Daha var da var yani birçok. Kaç eserdi toplamda? 16 tane eserimiz var. 16 eseriniz var. Hı-hı. Harika. Peki bunun yanı sıra tabii albüm çıkıyor ama genelde sizin yaz mevsimi gelince de konserler, festivaller olur. Evet. Artar, bu süreç hızlanır evet, bir evet. anda. Onlar da olacak mı? Olacak. Yani devam ediyor hala. Nereler var görünürde? Nerelere gideceksiniz? Nereler var? Benim memleketim var. Tokat var başta. Ondan sonra Sivas var yine. Şimdi bilmiyorum açıkçası. Onların tam böyle olduğunu türkülerin biliyorum. Güzel olduğu evet, yerlere tabii. gideceksiniz. Kıymet verildiği yerler. Peki. Hocam şimdi bir taraftan tabii biz hem türküleri hem şarkıları konuşurken diğer taraftan da size de sorular da gelmeye devam ediyor. Biraz önce yine bizim bir arkadaşımız var. Yukarıda çalışan bir arkadaşımız. Bizim ekibimizden bir arkadaşımız. Onun teyzesi ameliyat olduktan sonra biz aslında girmeden de konuşmuştuk kendisiyle. Demişti ki enfeksiyon kaptı ameliyat sonrası. Açık ameliyat olmuş ve enfeksiyon sonrasında da iyileşme süreci o kadar uzamış ki. Evet. Ve bittikten sonra tekrar enfeksiyon kapıyor. Yani herhalde 2-3 haftada ayağa kalkacak hasta tam 6 ay yatak döşek evet. bunun sıkıntısını çekmiş. Evet. Bu neden kaynaklanıyor? Biraz önce söylediğiniz tabii o bir an önce iş yapma güdüsü falan kadınlarda var ama özellikle bu noktada söyleyeceğiniz başka bir şeyler var mı? Çünkü iltihap da herhalde riskli bir şey. Tabii evet. Özellikle ameliyat sonrası iltihap laparoskopide ciddi oranda az gördüğümüz bir durum. Açık cerrahi tabii 10-15 santimetrelik bir kesi var. O kesi tekrar iyileşmeye çalışıyor. Bu iyileşme sürecinde de iltihap kapması söz konusu. Bunun dışında karın içerisinde yine açık ameliyatlarda iplik kullanıyoruz. Ve o içerideki kanamaları durdurmak için. Ama laparoskopik ameliyatlarda burada daha farklı özel aletlerle o damarları kapatabiliyoruz. Bu da enfeksiyon oranını azaltıyor. Laparoskopinin kendisi zaten hani bu oranda, bu anlamda enfeksiyonu azaltıcı şekildedir. Sanıyorum sizin arkadaşın da açık ameliyat olduğu için ve biraz da kilo da varsa, kilo her zaman her branşta başa bela. Kiloya bağlı olarak da özellikle cildin iyileşmesi çok büyük sorunlar çıkartabiliyor ki onlardan birisini yaşamış gibi görünüyor. Evet. Pekala, son bir sorumuz var hocam. Bu sorudan sonra sizi uğurlayacağız. Peki. Şimdi Türkiye biraz önce de söylediğim gibi tıp teknolojileri konusunda son yıllarda çok ilerledi ve ilerlemeye devam ediyor. Özellikle bulunduğumuz coğrafyanın önemli ülkelerinden bir tanesi. Peki siz kendi alanınızla diğer ülkeleri, yakın coğrafyamızdaki ülkeleri kıyasladığınızda nasıl bir tablo görüyorsunuz? Biz neredeyiz özellikle son gelişmeler konusunda? Acaba yerimiz coğrafyamızda ve dünyada neresi? Bunun da cevabını alalım, sonra uğurlayalım sizi. Tabii ki bu konuda çok iyi bir noktadayız. O şekilde düşünüyorum ben. Özellikle komşu ülkelerimizden birçok hasta gelmekte. Onları ameliyatlarını yapmaktayız. Bununla birlikte hani uluslararası kongrelerde de Türkiye'deki katılımcılar, üniversitelerdeki katılımcılar yine azımsanmayacak kadar fazla. Dünya literatürüne de katkımız oldukça iyi diye düşünüyorum. Bu anlamda zaten Sağlık Bakanlığı'nın da bir sağlık turizmi hedefleri var. Bu şekliyle komşu ülkelerden de ciddi anlamda bize hasta gelmekte. Sadece komşu ülke değil, yani daha uzaktan da bunlar mümkün olabilmekte. Yani bu anlamda çok olumlu düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim sıcak ilginize. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle Mürdat Hanım'ın sorularına. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. İşin sosyal boyutu da var tabii. Onu da düşünmek lazım. Evet. Nurzat özellikle tabii birçok gelen konuğumuzla
O geçmişten günümüze o aradaki köprüyü evet, hep merak ediyor. Çok güzel sorulardı. Çünkü iyi öğretmen olabilir, iyi şarkıcı evet. olabilir ama iyi insan olması bu çok önemli. Evet. Evet, operatör doktor Nezih Durmazlar, kadın doğum uzmanı. Bugünkü ilk konuğumuzdu. Kendisine çok teşekkür ederiz. Ve sevgili izleyiciler, programımız devam ediyor. Saatler 8.46 şu anda Türkiye saatiyle. Eğer programımıza yeni katıldıysanız, Yeni Gün programına bir kez daha hoş geldiniz. Yeni Gün devam ediyor. Yeni Gün devam ediyor. Dağının dibinde bir taş olaydım. Yeni Gün devam ediyor. TRT Avaz'a yoldaş olaydım. Yeni Gün devam ediyor. Yeni Gün devam ediyor. Ses geliyor mu? Evet. Yeni konuğumuz var. Hemen yeni konuğumuzu sizlerle tanıtalım. Saatlerimiz 8.47. Saatler 10'a kadar bizler sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Hasan Yazanel bizlerle birlikte. Kendisi bir fotoğraf sanatçısı. Ama birazdan siz Hasan Bey'in yaptıklarını duyduğunuzda gerçekten şaşıracaksınız. Çünkü hepimizin bildiği aslında o normal fotoğraf değil. Onun ismi, özellikle çalıştığı alanın ismini söylemekte fayda var. Giga Panorama. Belki birçoğunuz ilk defa duydunuz. İlk defa duyanları bir görebilir miyiz? Elleri bir görelim. Evet, Giga Panorama'yı ben de şöyle yapayım. Hepimize el kaldırdık. Hatta bu ne ya diyen bile vardı aradan. Duydum. Kim dedi acaba? Ama bilenler var herhalde. Bilenler var, evet. Birkaç kişinin duyduğunu görüyoruz. Ya da onlar yarım bilip parmak kaldırmış da olabilirler. Genelde öyle oluyor. Genelde öyle oluyor. Hasan Bey, hoş geldiniz programımıza. Hakikaten birçok insanın bilmediği, aslında dünyada birçok insanın da bilmediği bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Nedir Giga Panorama? Aslında dünyada çok bilinmiyor. Ama geçmişi 2001-2002 yıllarında özellikle NASA'nın Mars'taki görüntüleme sistemlerini biraz daha ortaya çıkarmak için Carnegie Mellon Üniversitesi ile beraber yapmış olduğu bir çalışmadan ortaya çıktı. Şimdi orada sistem biraz daha farklıydı. Çok küçük cihazlar vardı. Çok küçük cihazlarla büyük fotoğraflar çekilmesi gerekiyordu NASA'da. Dolayısıyla Carnegie Mellon Üniversitesi de dünyada robotik sistemlerde çok yetenekli bir Ar-Ge çalışması olan bir kurum. Beraber bir çalışmaya girdiler ve çoklu fotoğraflardan tek bir fotoğraf oluşturmaya yönelik bir çalışma ortaya çıktı. Biz de burada bunu yapıyoruz. Aslında çok fotoğraf çekip, yani aynı eksen üzerinde birbirine yakın üstüne bindirmeyle çok fotoğraf çekip daha sonra onları birleştirip tek bir görsel haline getiriyoruz. Bu da Giga Panorama, yani Giga piksel boyutlarında görseller elde ediyoruz. Bugün günümüzdeki fotoğraf makinelerine baktığımızda işte 5, 10, 15, 20 megapiksel görüntüler görüyoruz. Bunda ise görüntülerimiz megapiksel değil, gigapiksel. Artık 3, 5, 10, 50, 100 gigapiksellerden bahsediyoruz. Devasa boyutlu görüntülerden bahsediyoruz. O zaman büyüklükler herhalde en kötü 750 megabayt, 1 gigabayt civarında büyüklükleri vardır herhalde bir fotoğrafın. Yani yanınızda şöyle büyük bir bellek taşımalısınız ki... Hayır, belleklere sığmıyor zaten. Sığmıyor zaten. Belleklere sığmıyor. Mesela işte 2012'de Türkiye'nin en büyüğünü, dünyanın 10. büyüğünü yaptık. 65 gigapiksel, yani 65 milyar adet içerisinde piksel var. Tek bir fotoğrafın içerisinde. Bu fotoğrafı, disk üstündeki boyutu 1 terabayttan daha büyük. Ve bunu normal makineler aşmanız olanaksız. Ama günümüz internet teknolojisiyle beraber bunu bir flash sistemin içerisine atıp orada cep telefonuna dahi görüntülenebilir hale getiriyorsunuz. Şu anda ekranda evet, bakın. Bu görüntü, biraz görüntü üzerinden konuşalım mı Hasan Çok Bey? Güzel olur. Mesela bu bakmış olduğumuz görüntü Türkiye'nin en büyük görüntüsü. Arkadaşlarımız zoom yapıyorlar şu anda. Evet, mesela biraz daha aşağı doğru inebilirsek, biraz daha aşağı taraflara doğru. Orada mesela şimdi hem bunu hatalarını anlatacağız. Yani hataları nedir? İyi tarafları nedir? Mesela bakın şu anda Eminönü'ndeki tekneleri görüyoruz. Evet. Eğer biraz daha arkadaşlarımız zoom yapabilirse içerisinde. Evet. Evet, mesela biraz daha girdik. Neredeyse oradaki insanların yüzünü tanıyacağız. Neredeyse, evet. Neredeyse yüzünü tanıyacağız. Her yaklaştığımız noktayı bize alıp getiriyor oradaki fotoğraf. Sadece o kısımları netleştiriyor. Dolayısıyla istediği kadar büyük olsun hiç fark etmiyor. İstediğimiz kısma geliyoruz ve oradan görüntüyü görebiliyoruz.
Mesela arkadaşlarımız bir full ekran yapabilirlerse orada, yani görüntünün tamamına gelebilirlerse, rejideki arkadaşlar. Evet, çıkıyorlar. Bakın, bakın şu anda tamamen çıkıyorlar görüntüden. Çıkın biraz daha lütfen. Yani görüntünün tamamını görelim de neredeyiz onu anlamaya çalışalım. Evet, bakın. Bakın mesela bu bir İstanbul görüntüsünü. Bunu Süleymaniye Camisi'nin batı minaresinden çekmiştik. Takriben 10 saatlik bir çalışma. Sadece çekim esnası. Birleştirme süreci takriben 4 ayımızı aldı. Yani bunu bir araya getirmek 4 ayımızı aldı. Ve tek bir tane görüntü elde ettik. Bu şu anda Türkiye'nin en büyüğü. Dünyanın da 10. büyüğü bir görüntü. Ve görüntünün her tarafına girebiliyoruz. Bakın ekranda çizgiler görüyoruz. Fark ettiniz mi? Evet. Yukarıdan aşağı, sağdan sola. Aslında o çizgiler birleştirme noktaları. Şimdi İstanbul gibi bir görüntüyü çektiğimizde ortada devasa bir boşluk alanımız var. Yani denizin olduğu bir alan var. Dolayısıyla mesela denizin olduğu alanda devamlı hareketlilikler var. Ondan dolayı bazı görüntülerde işte görüntünün bir kısmını göremeyebiliyoruz. Mesela gemi geçmiş ama geminin yarısı var, yarısı yok. Ama kapalı alanlarda, yani şehrin tamamının dolu olduğu bir alanlarda bu tarz görüntülere rastlamıyoruz. Hasan Bey, bir siyahlık var. Evet. Mesela o birleştirme hatalarından bir tanesi. Ama bunu tekrar tekrar yapma şansınız yok. Veya da ikinci kez oraya çıkıp da onu tekrar çekme şansınız yok. Çünkü bunu çekim esnasında göremiyorsunuz. Çekim esnasında görmeniz de çok zor. Netekim içerisinde 4935 tane görüntü var. Peş peşe çekilen. 4935 kareden oluşuyor. Kareden oluşuyor. Aynı gün, aynı günde çekilen, 10 saat zaman zarfında çekilen 4935 tane görüntü. Peki nasıl birleştiriliyor bu görüntüler? Herhalde özel bir yazılımı var ki. Çok özel bir yazılımı var. Yazılımın bir kısmını da kendimiz yaptık. Yani kendi Türk mühendislerimiz yaptık bunu. Kendimiz geliştirdik. Şu anda daha ileri boyutlara taşıdık bunu. Çok daha ileri boyutlara taşıdık. Çünkü seneye, artık 2015 senesine, bırakın artık dünyanın işte onun büyüğünü falan değil, dünyanın en büyüğünü yapmaya hazırlanıyoruz. Ve bu gigapiksel boyutlarında olmayacak artık. Terapiksellere çıkacağız. Yani içerisinde trilyon adet piksel olan görüntüler oluşturacağız. Tabii ki yine İstanbul. Dünyanın en güzel şehri. Çünkü ben İstanbul'a aşığım. Kesinlikle. Peki puzzle gibi düşünebilir miyiz? Öyle midir? Yani yazılım puzzle. Hani tabii hani nasıl puzzle gibi mi birleştirilir? Bana öyle bir şey geliyor. Hani o şekillerin nasıl birleştirildiğini çok şimdi merak sırasıyla ettim. Sırasıyla çekiyoruz. Şimdi şöyle düşünün. Yatay ve dikey eksenlerde yüzlerce, binlerce görüntü çekiyoruz. Sonra diyoruz ki yatay eksendeki görüntüleri önce onları birleştiririz, sonra dikey eksendekileri üzerine ilave et diyerekten birleştiriyoruz. Fakat şöyle bir şey var. Çok daha enteresan tarafı. Mesela 4935 tane fotoğraf dedik. Ama 4935 tane fotoğraf birleştirildikten sonra takriben 2 milyon tane farklı görüntüye tekrar bölünüyor. Tekrar bölünüyor ki internet ortamında veya da internete bağlı herhangi bir cihazla bunu rahat rahat görüntüleyebilelim diye. Sonra yaklaştığımız noktayı bize getiriyor. Yoksa fotoğrafın tamamını görmek, tamam tek bir parçada görebiliyoruz ama zoom yaptığımız zaman sadece ilgili kısım bize geliyor. Türkiye'nin en büyük bu fotoğrafına kaç kişi çalıştı bunu yapmak için? Bu ekipte 8 kişi çalıştı. 8 kişi çalıştı. 3 kişi çekim esnasında çalıştı. Çünkü çekim yerimiz bir minarenin, Süleymaniye Camisi'nin minaresinin daracık bir alanı. Daracık, yani takriben işte 2 metrekarelik bir alanda 3 kişi çekimleri yaptık. Arka tarafta da 5 kişi de montajında çalıştık. Yani toplamda 8 kişilik bir ekip. Hı hı. Fakat dünyanın en büyüğüne dediğimiz zaman orada 40 kişiye yakın bir ekibimiz var. Hı hı. Yani çok yoğun bir ekibimiz var. Çekimi de çok zor. Her şeyle çok çok özel rekorları barındırıyor içerisinde. Hı. 10.000'den fazla kare falan olacak herhalde bunda o zaman. Hayır, hayır. Çok üzgünüm ama hayır. 120.000'in üzerinde kare olacak. 120.000'in üzerinde kare olacak tek bir fotoğrafın içerisinde. Ve mesela bu görüntü 270 derecelik bir görüntü. O 360'a 180 çalışacak. Yani tam bir küre gibi düşünün. Küre gibi bir fotoğraf olacak o. Özel bir alanda Üsküdar sahiline özel bir platform kuruluyor. 130 metre yüksekliğine, yani Boğaz Köprüsü'nün yüksekliğinden daha yüksek bir platform ve o platformun üzerinde dünyanın günü hayata geçireceğiz inşallah. Siz... Evet, şimdi Hasan Bey, bizim sözü Kırgızistan'a bırakmamız lazım.
Kırgızistan'dan geldikten sonra yine fotoğraflar üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Aha. Sevgili izleyiciler, bir taraftan tabii biz Ankara'dan sizlere seslenirken diğer taraftan da Kırgızistan'dan da değerli konuklarımızı ve orada sunucu arkadaşlarımızı takip etmeye devam ediyoruz. Çok fazla sözü uzatmayalım ve görüntülerde Kırgızistan'ı görüyoruz. Kırgızistan'dayız. Sevgili seyirciler, programın başında da anons ettiğim gibi Bişkek'te Türk Filmleri Haftası, Türk Filmleri Günleri devam ediyor. Bununla ilgili konuğumuzla söyleşeceğiz ancak öncelikle kısa bir VTR'miz var. Hep birlikte onu izleyelim. Türk tasmalar kumalığına cevabınızlarda hoş geldinizler deyiz. Şimdi geçmişte rahmetli Tölemüş Öke'ye Türk film sanayinin, Türk dünyası film sanayinin bir örneği olarak hem Oscar'da yabancı film dalında aday olmuş hem de Altın Ayı ödülünü Almanya'da almıştı. Şimdi bunun aslında tesadüfi olmadığını anlıyoruz çünkü bugün Türk sinema sanayicileri, Türk yönetmenleri, Türk senaristleri artık dünyanın en iyi yarışmalarına giriyorlar. Çok rahat diğer filmlerle yarışabiliyorlar ve büyük ödüller kazanabiliyorlar. İnşallah çok kısa zamanda Türk dünyasının 300 milyonluk seyircisi kendi içinden çok daha başarılı yönetmenler, senaristler, yapımcılar çıkaracak ve dünyaca ünlü ödülleri almaya devam edecekler. Demirbekova Aynura Kuanışbekova, Kırgız Respublikası'nın Madaniyat Jana Malumat Turizm Ministri'nin orunbasarına kutluktuğu sözü üstündürüz. Традиции киноискусства в Турции действительно имеют вековую историю. И это достойно уважения. Мы знаем, что такие легендарная студия, как Эшинчал, она произвела, наверное, очень много лет, дала миру много имен. И сегодня вот у нас предоставляется такая уникальная возможность ознакомиться не только с телевизионными сериалами, а ознакомиться с работами современного киноискусства. Türkiye'deki sinema sanatının asırlara uzanan tarihi vardır ve bu da büyük bir saygıya layıktır. Efsane Yeşilçam Stüdyosu pek çok ünlü film karelerini çekmiş olup dünyaya yeni aktör ve yönetmen isimlerini tanıtmıştır. Söz konusu sanat gelenekleri hala yaşanmaktadır. Şu anda Türkiye dizilerini biz kendi gözlerimize şahit olmaktan ziyade aynı zamanda çağdaş Türkiye'de çekilen filmlerini izleme fırsatına tanıyoruz. Canım nereye? 300 milyon kanyakının büyük hukukunda her bir ülke olup Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Kazakistan daha kongopte ülkeler olup biz özümüzün madani alkabı madani çekara ustu tüptüp bir özünce kinoda olavu, başka madaniyatta olavu Anı karım katlaştı, düzeltirgan mezgil gelip getti de öyle. Tokumu neden dizisi yoktan verilen Ahtar Harun Kuvarlı oturanlar avuzda. Aynı zamanda aramızda Kaan'la Bedir Sevgili izleyenler, şimdi karşınızda muhteşem insan. Gördüğünüz gibi film günleri büyük bir başarıyla devam ediyor. Konuğumuz Taşkent'ten geldi. Kültür ve tanıtma müşavirimiz Sayın Cihan Varlık. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Cihan Bey çok başarılı bir organizasyona imza attınız. Tebrik ediyoruz size öncelikle. Nasıl doğdu bu fikir? Evet. Bakanlığımızın en önemli görevi kendi kültürünü, kendi sanatını diğer ülkelere tanıtmak. Bizim ortak kültürümüz, ortak değerlerimiz olan Kırgızistan halkına da Türk sinemasını göstermek için yıllardan beri aslında çalışmalarımız devam ediyordu. Biz bu yıl
Kırgızistan'a geldiğimizde devlet yetkililerimizle, büyükelçilik çalışanlarımızla ve sinema sektörünün değerli duayenleriyle görüşmeler yaptık ve Bişkek'te Türk Sinema Günleri yapılmasının gerekliliğine inandık. Ve bunun üzerine gerekli çalışmalarımızı başladık. Sağ olsunlar Kırgız sinema sektörünün yetkilileri, bakanlığımızın değerli çalışanları ve Bişkek Büyükelçiliği'ndeki arkadaşlarımız tüm ellerinden gelen desteği gösterdiler ve film haftasının başlangıcı 26 Mayıs itibariyle yapıldı. 5 gün sürecek zannediyorum. Evet. Hangi filmler var? Bu yıl çok ince elemelerden geçirdik. Acaba Kırgız halkı hangi tür filmleri sever diye düşündük ve bununla ilgili araştırmalarımız neticesinde, görüşmelerimiz neticesinde komedi filmleri, gençlerin ilgisini çekecek filmler ve tarihimizi gösterecek filmlerin yayımlanmasının iyi olacağını düşündük. Tabii bu arada bir şey de ifade etmek gerekir. Benim hep aklımdaydı, acaba Kırgız gençleriyle Türk gençlerinin mantalitesi farklı mı? Yoksa aynı esprilere gülüyorlar mı? Dün akşam gördük ki aslında aynı değerleri, aynı komediye, aynı inanca sahibiz ve orada sahnede seyredildiğinde, film seyredildiğinde atılan kahkahalardan ortak değerleri yaşadığımızı ve inandığımızı bir kez daha görmüş olduk. Biz Kırgızlar dağı albette Türk kinoların jakşı görüyoruz, jana çoğ mayını berüü menen görüyoruz. Tabii biz Kırgızlar da Türk sinemalarını çok seviyoruz. Türk sinemalarında son günlerde genişlemeler oluyor. Bu hakkında anlatabilir misiniz? Tabii ki. Öncelikli olarak çok önemli bir şeyi söylemek istiyorum. Bu yıl Türk sinemasının 100. yıl dönümü. Bu bizim için çok önemli ve aynı zamanda bir müjde, belki duydunuz, belki okudunuz. Türk sinemasının 100. yıl dönümünde Nuri Bilge Ceylan Beyefendi 67. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü aldı ve bu bizi çok onurlandırdı. Hı hı. Fakat tabii Türk sinemasının gelişimine bakmak lazım. İlk Türk sineması 1914 yılında İstanbul'da küçük bir belgesel olarak çekildi. Fuat Uzkınay Beyefendi tarafından Yeşilköy'de. Hı hı. Tabii bu süreçten sonra Türk sinemasında çeşitli evreler var. Bu evreleri çok ayrıntılı anlatmamızın bir anlamı yok. Ancak şunu biliyoruz ki Türk sinemasındaki bu gelişmeler her geçen gün artmakta. Ve bununla ilgili ilk büyük ödülümüz 1982 yılında rahmetli Yılmaz Güney Beyefendi ve Şerif Gören'in yapıtı olan Yol filmiyle alınmıştı. Tabii bundan sonra çeşitli dönemlerde filmlerimiz uluslararası piyasada ödüller aldı. Fakat şunu da kabul etmek lazım. Filmlerin sadece yurt dışında ödül alması değil, aynı zamanda iç piyasada da kabul edilebiliyor, seviliyor olması lazım. Ben bununla ilgili bir istatistik söylemek istiyorum. 2013 yılı itibariyle Türkiye'de satılan bilet sayısı 50 milyonu geçmiştir. Yani ortalamaya tuttuğunuzda Türk halkının yarısından fazlası bir defa sinemaya gitmiştir denilebilir. İkincisi 2171 adet sinemadesi var Türkiye'de. Ve 271 bin adet koltuğumuz var. Gayet iyi rakamlar. Dolayısıyla bu değerlerimizi, bu birikimimizi diğer dost, kardeş ülkelerimize paylaşmak istiyoruz. Hem kendi sanatımızı, sinemamızı gösterelim, hem de onlardaki verileri Türk dünyasında beraber kullanalım diye düşünüyoruz. Kırgızlar da yine bu konuda hemfikirler sizinle. Türk dünyasının sinema birliğinin acaba bir adımı mı diye düşünüyorlar bu Türk Filmleri Günleri. Ne dersiniz? Evet, bu iyi bir temenni. İnşallah zaman içinde olur diye düşünüyoruz. Ancak realiteleri de görmek lazım. Her ülkemizde sinema sektörü aynı düzeyde gelişmişlik göstermiyor. Fakat benim incelemelerim, görüştüğüm sinema sektöründeki yetkililer Kırgız sinemasının çok gelişmiş boyutta olduğunu ve iki gün önce yaptığım bir toplantıda öğrendiğim bir analizi söylemek istiyorum. Kırgız halkının %70-80'i Kırgız filmi seyrediyor. Kırgız sinema filmi seyrediyor. Bu çok iyi bir rakam. Hı hı. Dünya ortalamasının çok çok üstünde bir rakam. Oysa Türkiye'de ve diğer ülkelerde daha çok Hollywood yapımı ya da biraz daha Hindistan'a yaklaştığımızda Bollywood yapımlarının izlendiğini, evet, görülürken Kırgızistan'da
daha çok yerel sinemanın öne çıktığını görüyoruz. Bu da ister istemez Kırgız sinemasının gelişmesine sebep oluyor. Biz de Türk sineması, Kırgız sinemasıyla tabii ortak bazı hamleler, bazı alışverişler yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu birlikteliğimiz bundan sonra bir tohum olarak değerlendirilip iki ülkeyle birlikte diğer Türkiye Cumhuriyetleri de bu dairenin, bu havuzun içine girmesine sebep olur mu? Bu bir ümit olarak kalsın istiyorum. İnşallah bu atılım güzel sonuçlara vesile olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum TRT Havas Televizyonu'na ve sizlere. Teşekkürler. Sevgili Levent, sevgili Nurzat, sinemayı konuştuk. Programımız müzikle devam edecek. Sabah olsun ben bu elden gideyim, garip bülbül gibi feryat edeyim. Sen varken ya ben kime gideyim? Sen varken ya ben kime gideyim? Şakı bülbül var mı? Yandır yârimi. Ben kıyamam sen onu. Yandır eşimi. Şakı bülbül var mı?
şahı bülbül var mı? Yandır yârimi, ben kıyamam sen onu, yandır eşimi. Karacoğlan belki sevdan sarıyor, oturmuş bahçaya zülfün tarıyor, yitirmiş yollarda eşin arıyor, yitirmiş yollarda eşin arıyor. Şahı bülbül var yandır yârimi, ben kıyamam sen onu, yandır eşimi. Şahı bülbül var yandır yârimi, ben kıyamam sen onu. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ağzına sağlık. Ne kadar çok sağ olun. Yumuşacık, ne kadar böyle insanı dinlendiren bir sesin çok var. Çok güzel, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Nilüfer peki ailende durum nasıldı? Genelde biz burada konuklarımızla sohbet ettiğimizde, özellikle Türk Halk Müziği ile uğraşan isimlerle sohbet ettiğimizde, hı hı, ailede de ya ozanların ya sesi güzel olanların olduğunu görüyoruz. Senin ailende de anne, baba ya da çevrede böyle halk müziği ile uğraşan var mıydı? Profesyonel anlamda değil ama hepsi evde hiç susmayan insanlardı. Öyle anne, baba, babaanne, dede, hepsi böyle sürekli türkü söyleyen insanlar. Ama enstrüman çalmıyorlardı. Bu benim için çok büyük bir, hani aslında kayıp diye düşünüyorum. Çünkü hani belki bir tanesi bir şey çalsaydı, bu da benim için büyük bir katkı olurdu herhalde. Sende enstrüman yok mu? Ben çalıyorum, bağlama çalıyorum. Konservatuar yıllarında başladım. Sonra böyle bayağı azmettim. Ama niyeyse çalıp sesmek biraz belli bir süreden sonra zor geliyor. Şu an sadece solistik yapıyorum ama evde kendime çalıyorum, akrabalarıma çalıyorum, arkadaşlarıma çalıyorum. Ya da çalışmalar esnasında çalışıyoruz yani. Peki Anadolu Ateşi gerçekten çok güzel bir yarışmaydı. Evet. İnanılmaz bir izleyici kitlesi vardı. Sana ne kazandırdı ya da sen hiç böyle bir değerlendirme yaptın mı? O yarışmaya girmeden önce ben böyle bir noktadaydım. Yarışma evet, bittikten sonra şunları da öğrendiğim dediğim bir şeyler var mı? Bir kere yayın hayatını öğrendim. Yani oradan önce hani ekranın arkasında neler oluyor, neler bitiyor, bu bütün ekip nasıl çalışıyor hiç bilmiyordum. Aslında gerçek manada böyle profesyonelliğe geçiş gibi görüyorum ben Anadolu Ateşi'ni. Bana çok şey kazandırdı. Çok insanla tanışma şansım oldu. Orada konuklarımız oldu çünkü bizim de jüride her hafta. Ayrıca jüri üyelerimiz çok değerliydi. Hepsi gerçekten çok özel isimlerdi. Onlarla orada olmak bile gerçekten çok çok artı şeyler kazandırdı diye düşünüyorum. Üniversiteyi İzmir'de evet, okudunuz. Evet. Şimdi İstanbul'da oturuyorsunuz. Evet. Hangi şehri daha beğendiniz? Hepsi bambaşka. Yani ben 6,5 yıl kadar İzmir'de kaldım. Ege Üniversitesi mezunuyum. Türk Müziği Konservatuarı. Daha sonra orada yüksek lisans da yaptım. Ama İstanbul'da yaşamak hem çok zor, İstanbul çok kalabalık, çok zor. Farklı bir yer ama yani. Evet, çok bambaşka bir yer. Dünya, yani dünyanın her yerinden daha fazla böyle çok müthiş bir enerjisi var.
kendisine aşık eden bir şehir. Böyle çok garip bir yer. Yani. Uzak kalmak lazım. İstanbul'u sevmek için biraz İstanbul'u tanıyıp uzaktan bakmak lazım. Ankara'ya davet edilirse? Ankara'ya? Davet edecekse gelecek misiniz? Tabii ki. Yaşamak için, oturmak tabii, için. Tabii, çok seviyorum ben Ankara'yı. Gibi geliyor bu Ankara. Tabii bir de şöyle bir şey de vardır. Hani insanın doğduğu yer farklı ama doyduğu yer de farklı. Sonuçta siz ekmeğinizi, paranızı İstanbul'da kazanıyorsanız İstanbul'da yaşayacaksınız. Bu İzmir ise İzmir'de yaşamaya devam edeceksiniz. Yani. Şimdi bir taraftan bir başka sanattan diğer sanata, fotoğraf sanatına tekrar geçelim. Hakikaten ilgimizi çeken aslında çok nokta var. Bunlardan bir tanesi de düşünebiliyor musunuz? Kilometrelerce uzaktaki mekanları bile bu fotoğraf sayesinde, Giga Panorama sayesinde net bir şekilde görebiliyorsunuz. Hakikaten müthiş bir çalışma gerektiren ve müthiş bir özveri gerektiren bir dal diyebiliriz buna. Çünkü başlı başına sadece bir tek fotoğraf değil bu. Aslında bu bir teknik bir fotoğraf. Yani sanatsaldan ziyade teknik bir fotoğraf bu. Tanıtımda, görsellerde, detayları göstermek istediğimiz her yerde kullanabileceğimiz bir olgu bu. Ama daha ziyade teknik, çünkü içerisinde çok fazla teknoloji var. Yani yazılım tarafı, robotik sistemler. Robotik sistemler ki başlı başına zaten bir şey. Ve ilk Carnegie Mellon Üniversitesi'nin bunu çıkarmasıyla beraber de farklı farklı dünyada robotlar da geliştirilmeye başlandı. Artık biz de kendi robotlarımızı geliştirmeye başladık yani bu manada da. Biz de hem kendi robotlarımızı geliştirelim, kendi yazılımımızla beraber daha iyi ürün elde edelim diye uğraşıyoruz. Evet, tanıtım fotoğrafçılığında çok önemli, çok çok önemli. Çünkü ne kadar uzak olursanız olun mesafelere çok farklı detayları görebiliyorsunuz. Belki arkadaşlarımız birazdan tekrar sayfamıza bağlanıp da oradan mesela bir Ankara görüntüsü görebiliriz. Şey, nedir, tam nedir? Da söylediğiniz anda işte evet, Ankara mesela, görüntüsü. Mesela, bu mesela bir Ankara görüntüsü. Bu görüntüye baktığımızda görüntünün ortasında mesela bir Anıtkabir'i görmek isteriz. Yani ilk bakışımızda göremiyoruz ama görüntüye yaklaştığımızda bakın mesela evet Anıtkabir'in ilk noktaları gözükmeye başladı. Biraz daha girelim içine. Evet, biraz daha yaklaşalım. Yaklaştıkça tabii görüntü kalitesinin de hiçbir şekilde bozulmadığını görüyoruz. En önemli kısmı orada zaten, çünkü mesela bu fotoğrafla ilgili bir şey anlatacağım size. Biraz daha yaklaşabilirse arkadaşlar. Evet. İstersek çekim esnasında şu görmüş olduğumuz görüntünün 30 kat daha içerisine girebiliriz. 30 kat. Bu şu demek, yani orada 2000 milimlik bir objektif kullandığımızda bunun 30 kat daha derinine girebiliriz. İnsanların yüzünü seçmeye başlayabiliriz. Mesafe 7,5 kilometre. 7,5 kilometre mesafeden onu görebiliyoruz şu anda. Mesela onu bir tamamen bir zoom out yapabiliriz arkadaşlar. Tamamen fotoğraftan çıkalım. Evet. Evet, şu anda zaten Anıtkabir görünmüyor. Öyle bir şey yok. Bitti artık yani. Her şey oraya kadar. Veya da mesela bir Atakule'ye gidebiliriz. Ankara'nın simgelerini arıyoruz değil mi? Evet. Bakmış olduğumuz bir yerde simgeleri görelim. O zaman detaylara bakalım. Fotoğrafta bir nokta gözüktü. Bu fotoğrafı nereden çekmiştiniz Hasan Bey? Bunu Konya yolunun sonundan, şu anda yeni bir alışveriş merkezi yapılıyor. Onun yakınından bir yerden. Ankara'ya hakim bir yerden çektik. Evet, mesela oradaki terasa yaklaşalım bakalım. Terasta kimseler var mı yok mu? Yüzleri belki tanıyabiliriz değil mi? Eğer varsa birbirini tanıyacağız. Biraz daha yaklaşabiliriz oraya. Evet. Mesela geldik. Eğer orada birileri olsaydı onları görecektik orada. Ve dediğim gibi bunun 30 kat daha derinliğine girebiliriz. Yani yeter ki detay. Detay. Yani bizim için her şey detay. Göstermek istediğiniz her türlü detay orada fotoğrafın üzerinde gözükebilir. Her ne olursa olsun, hangi şartlar olursa olsun bunların tamamı gözükebilir. Bakın çıktık. Ne Anıtkabir kaldı, ne Atakule kaldı. Hiçbir şey yok ortalıkta. Peki bir şey daha merak ediyorum. Ekibinizde sizinle beraber çalışan diğer o isimler, diğer arkadaşlar, onlar hangi görevlerdeler? Onların yaptığı işler, teknik işler neler? Şimdi ekibin başında ben varım ve ana çekim benim işim. Yani çünkü fotoğraf sanatı kısmı bende. Yazılım tarafında Emin Işık isimli çok iyi bir IT mühendisimiz var. O ve onun altında bir ekip var. Mustafa Yavuz isimli yine bir arkadaşımız var. Bize önemli projelerde İstanbul'dan destek veriyor. O yine çekim arkasındaki bütün işleri takip eden kısımda. Robotik sistemler tarafında yine o yapıyor.
Ama işin başında proje yöneticisi olarak benim ve ağırlıklı olarak benim çalışmalarımla gidiyor. Önümüzdeki sene yapacağımız olan o işte dediğim gibi yani 40 kişilik 50 kişilik bir ekip söz konusu. Siz özür dilerim. Ekibiniz 8 kişi dediniz. 4 ayda bitirdik dediniz. Bu dünyanın Türkiye'nin en büyük fotoğrafını. Evet. Eğer ekibiniz 16 olsaydı 2 ayda mı bitirdik? Yok hayır fark etmiyordu. Etmiyordu. Demek... Çünkü orada sistemler üzerinden devamlı birleştirme var. Yani sistemlere yüklüyoruz. Özel serverlarımız var. Sunucularımızdan sunucularımıza yükleyip fotoğrafları orada birleştiriliyor ve otomatik olarak cereyanlanıyor. Ha biz de kontrollerini sağlıyoruz. Yoksa ekibimiz orada 8-10 kişi olsa yine fark etmeyecekti. Aha, tamam. O zamanki teknolojiyle öyleydi. Ama en büyüğünü yapmaya hazırlandığımızda ki süre takriben yani fotoğraf olarak büyüklüğü takriben 50 kat daha büyük. 50 kat ama yapım süresi takriben 9 ayda bitirmeyi hedefliyoruz. O fotoğraf makinenizi getirseydiniz bir görecektik. Böyle dünyanın bir fotoğrafını hangi fotoğraf? Yok o makine buraya sığmaz. O makine buraya sığmaz çünkü çok özel bir sistem o. Orada biz dünyadaki bütün algoritmaları da değiştirdik. Yani halihazırda kullanılan yapı taşlarını vesaire her şeyini değiştirdik. Kendimiz bir takım bir şeyler, bir ARGE çalışmalarımız oldu. Robotlarımızı geliştirdik. Görüntüleme sistemlerini tamamen algoritmaya değiştirdik. Ve şu an henüz daha kapalı. Yani onu hiçbir yere daha lanse etmiyoruz. Dünyanın en büyüğüne. Ama çekim esnası, çekim sonrası vesaire dünyada çok ses getirecek. Ve Türkiye'nin tanıtımında çok çok önemli. Bakın bu ülkelerin tanıtımında çok önemli. Niye? Siz dünyada A noktasından B noktasına ilk defa seyahat ettiğinizde bu bir şehir olabilir, bir ülke olabilir, bir başka bir şey olabilir. Öncelikle araştırıyorsunuz. Nereye gidiyorum? Ben Londra'ya gidiyorum. Londra'da neler var diye hemen araştırıyorsunuz. Diyorsunuz ki falan mekan var, falan kule var, şurası var, burası var. Ve ilk gördüğünüzle beraber kafanızda bir algı oluşuyor. Evet. Önemli olan bu algı. Harita gibi. Harita gibi. Evet. Eğer bu algıyı yapabilirsek, doğru yapabilirsek tanıtım da doğru olur. Dolayısıyla, çok herhalde turizm için kullanılabilir. Çok önemli, evet. Çok önemli. Bir şey daha, emniyet güçleri için çok önemli bir ayrıntı oluşturabilir. O apayrı bir şey. Değil mi? O da çok önemli detayları yakalayabilir. Çok önemli. Bazı yerlerde yani. Onunla ilgili özel hizmetler veriyoruz ama bazı yerlerde. Belki o şey olur, anında görüntüleme sistemi olduğu zaman, kullanıldığı zaman biraz daha büyük farklı. Bir desteği olur. Ya da bu şekilde çalışan zaten özel kolluk kuvvetleri ya da onlara farklı hizmetlerimiz var. Farklı hizmetlerde hem danışmanlık yapıyoruz hem de bilgi birikimlerimizi orayla paylaşıyoruz ki çok önemli şeyler ve dünyada olmayan şeyler. Yani onu bizim ekibimiz Türk Cumhuriyeti, devleti, kolluk kuvvetleri birçok yerde kullanıyoruz onları. Harika. Gerçekten söylediğiniz gibi bu kadar detay varsa işin içinde ve çok bu kadar şeyi, detaylı çok, şey evet. görünüyorsa özellikle polislerin ya da vatandaşların ulaşamadığı yerler, noktalar olabilir. Görmediğimiz şeyler. Bizim bakmadığımız noktalar olabilir. İşte o noktaya bakan o an bir göz varsa. O an hissetmediğimiz şeyleri eğer bir göz görüyorsa o zaman doğru yerlerdeyiz. Ama biz her şeye hakim olamayız. Yani bir göz, yani sadece biz bir noktaya netleşebiliriz ama etrafımızı görmeyebiliriz. Fakat bu sistemlerde mutlaka her şey görüntülenir, her şey de bir yere kaydedilir. Şimdi bir Ankara Kalesi'ne doğru gidelim. Özellikle son yıllarda Ankara'yı ziyaret etmediyseniz, Ankara'ya gelecek olursanız gitmeniz gereken yerlerden bir tanesi de muhakkak Ankara Kalesi ve civarı olmalıdır. Özellikle tarihi kesinlikle. Dokusu gerçekten çok çok değişti, güzel. Çok güzelleşti. Ve Altındağ civarı, tabii Sayın Belediye Başkanı'na da çok teşekkür etmek lazım. Veysel Tiryaki de çok önemli adımlar attı orada. Özellikle Hamamönü civarı, Ankara Kalesi civarı, gerçekten görülmeye değer yerlerden bir tanesi. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok önemli bir çalışma. Teşekkür ederim. Hem söylediğiniz gibi turizm açısından hem ileride özellikle güvenlik açısından ve tabii ki bundan sonra bu sektörle ilgilenecek insanların ya da bu sektörde olacak insanların Türkiye'de ne güzel ki örnek alacağı isimler var. Siz de bu bakımdan büyük bir şanssınız. Teşekkür ederim. Son olarak sizi uğurlamadan önce buradan izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Fotoğraf çekin lütfen. Fotoğraf çekin. Güzel fotoğraflar çekin. Her ne olursa olsun. Makineniz şu bu vesaire demeyin ama fotoğraf çekin. Niye? Fotoğraf bize görmediğimiz dünyamızı algılamamızı sağlayacak. Dolayısıyla mutlaka arkadaşlardan rica ederim. Güzel güzel fotoğraf çeksinler. Başka hiçbir şeye gerek yok. Peki. Çok teşekkür ederiz. Hakikaten
bizim hiç bilmediğimiz bir alandı. Ama bu konuda bizi aydınlattınız. Belki izleyip de ilgi duyan insanlar da olabilir. Evet. Size ulaşmak isterlerse ulaşabilirler mi? İnternet sayfamızdan ulaşabilirler. Zikretmekte bir şey, yok, tabii ki yok. ParisSamsun-FatsaAdana.com ParisSamsun-FatsaAdana.com PS-FA.com'dan Türkiye'de birçok çekmiş olduğumuz görüntüleri orada görebilirler. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür sağ olun. Hasan Yazanel, değerli fotoğraf sanatçımız bugün konuğumuzdu. Saatlerimiz 9.27 oldu. Eğer programımıza yeni katıldıysanız merak etmeyin. Hala programımız devam ediyor. Yeni Gün programındasınız. Salam Aytavuz, Kırgız elimden. TRT Avaz, önü göbergin. Merhaba TRT Avaz. Sizin sesiniz TRT Avaz. Merhaba TRT Avaz. Merhaba TRT Avaz. Evet sevgili izleyiciler, sevgili konuklar, stüdyomuzda gerçekten şu anda Van kedisi kadar, Sivas kangalı kadar çok değerli bir hayvan görüyorsunuz. Hakikaten bunu Sivas kangalıyla karıştırmamak lazım. Çünkü bambaşka bir tür ve özellikle Orta Anadolu'nun en güzel köpeklerinden bir tanesi. Aksaray Malaklısı olarak geçiyor ama özellikle Tuz Gölü ve civarında Orta Anadolu'da bunlara sıkça rastlamanız mümkün. Son derece önemli, son derece güzel hayvanlar ve biz bu hayvanları size daha yakından tanıtacağız. Son derece masum, bakın çok büyük. Biz hemen yan başında durduğumuz zaman hemen fark edeceksiniz zaten onların da ne kadar büyük olduğunu. Ve onlarla ilgili çok değerli bir konuğumuz var. Kendisiyle tabii ki konuşacağız. Mustafa Bey burada bizimle beraber. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Söylediğim şeyler herhalde doğruydu. Bir yanlışımız yoktu değil mi? Çok isabetli, çok üzerinde, çok doğru şeyler. Sizi biraz daha yakın alsak onlar için bir sakıncası olur. Onlar için evet. Bir sakıncası olabilirse. Bir sakıncası olur. Peki tamam. Onları çok yaklaştırmayalım. Bu kadar yeterse. Aramızda da özel ilgisi olan hayvanlara olabilir. Köpeklerden korkan var mı aranızda? Var. Tamam. Korkmayın arkadaşlar. Son derece uysal. İnsanların en büyük dostu bunlar, benim artık son sözler olur mu? Değil. Sanıldığı gibi değil. Evet. Bu hayvanlar göründüklerinin aksine çok sevecen, çok ılımlı, çok güvenilir, dostane yaratıklar. Zaten öyle olmasalar bugüne kadar gelemezler. Aramızda bunlar şu an olmazdı. Başka bir köpek ırkıyla uğraşırdık. Göründüğü kadar değerli, özel hayvanlar. Bizi biz yapan değerlerden bir tanesi. Kendimize özgü, dışarıdan patentli değil. Bu memleketin öz ve öz evlatları. Belki bizlerden daha eski. Yani atalarımızla birlikte gelmiş köpek ırkı bu. Kesinlikle sahip çıkmamız gereken bir değer. Biz bunun için buradayız. Kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Derneğimiz var, federasyonumuz var. İnsanlar insan yapan şeylerden bir tanesi onun kültürü. Bu da bizim bir kültürümüz. Biz sanayi toplumu değiliz. Biz göçer toplumdan gelmişiz. Hayvancılıkla ve hayvanlarımızın yanında koruması için ürettiğimiz, çoğalttığımız, koruduğumuz hayvanlar bu köpekler. Türkiye coğrafyasında sadece bu ırk yok. Birçok insan bunu kangal köpeğiyle karıştırır. Dışarıdan baktığınız zaman görüntüsü evet kangaldır ama gerçek manada bu köpekler kangal değil. Özellikle Tuz Gölü çevresi, buna komşu olan il ve ilçelerin köpeği, Orta Anadolu çoban köpeği, halk arasında da Aksaray Malaklısı dedikleri bir köpek ırkı. Niye Aksaray diyeceksiniz? Orada türün korunmasını sağlayan çok değerli dostlarımız var. Onlar sayesinde bu köpekler bugüne kadar buraya kadar geldiler. Ama bunun kadar yine değerli köpek ırklarımız var. Göller bölgesinde yörük diye tabir ettiğimiz biraz bundan kıllı köpek ırkımız var. Çal, Aşağı Seyitli, Acı Payam,
Denizli, Burdur, Isparta üçgeni, göller bölgesinde yine bir köpek ırkımız var. O da bizim için önemli. Onu da tanıtmaya, insanlara gerçeğin ne olduğunu öğretmeye çalışıyoruz. Doğu Anadolu'da Erzurum sarısı dediğimiz, halk ağzıyla künt, kelt dediğimiz köpek ırklarımız var. Yaklaşıyorlar, biraz uzak olsun. Yok. Şimdi bu ortamda illaki geriliyorlar ama bu kadar spotun altında. Hayır. Emin ellerdeler. Peki şöyle yapalım. Tabii biz birçoğumuz belki Aksaray Malaklısını duymadık. Birçoğumuz aslında dışarıda görsek herhalde deriz ki bu Sivas Kangalı diye söylenebilir ama peki bunu ayırt etmek için Aksaray Malaklısı olduğunu ya da Orta Anadolu'daki bu tür olduğunu anlayabilmek için nereden anlayabiliriz? Bir kere şunu iyi anlamamız lazım. Kangal'la Malaklı, Orta Anadolu çoban köpeğinin arasındaki fark şu. Kangal bu kadar iri bir köpek değil. Evet iri bir köpek ama bu kadar değil. Bu görmüş olduğunuz köpek orta boyda bir köpek. Bundan daha irileri de var elimizde mevcut. Bu köpek orta boyda. Bu orta boy bir köpek. Bundan daha iri köpeklerimiz var. 100 kilo. 100 kiloluk köpeklerimiz var. Aradaki fark şu. O köpek bu köpeğe nazaran biraz ufak, atletik. Bak bu ağır bir köpek. Kalın, cüssesi, heybeti. Aradaki farklardan bir tanesi, en bariz örnek, şu alnındaki çıkıntıyı görüyor musun? Kangal köpeğinde şu alındaki çıkıntı olmaz. Şu stop, alın stopu olmaz. Timsah gibi dümdüz kafası vardır. Gıdısı, gerdanı, buna bu ağzı, bu şeyi veren, ismi veren malağı olmaz. Kangal köpeğinin ağzı daha topludur. Bu köpek malaklı, işte buradan geliyor malak. Halk ağzı, gıdı, gerdan, avırtları, ağzından sarkan dudakları için. Malak yanılmıyorsam dudak anlamına evet. geliyor, öyle değil mi? Onun için bunun ismi halk arasında Aksaray Malaklısı diye. Anlatabiliyor muyum? Yoksa evet. Kangal'la bunun arasındaki fark çok. Bakıyoruz, görmüyoruz. Görüyoruz, pek dikkat etmiyoruz. Kangal deyince bu köpeği de görseniz dışarıda siz ne kadar güzel bir kangal dersiniz. İşte bunu özellikle ayırt etmemiz için ben size bunu söylüyorum ki Orta Anadolu çoban köpeğini bizim yakından tanıdığımız açısından. Renk tonları hiç korkma. Renk tonları birbirine yakındır. Malaklı'nın renk tonu içinde alalar, çaparlar dediğimiz renk tonları da var. Burada görmüş olduğunuz boz karabaş, göğe karabaş, kırçıl karabaş. Üç renk tonu da var burada. Bunlardan hariç ala, çapar dediğimiz renk tonlarımız da var. Kangal ise sadece şu arkadaşımızın elinde tuttuğu köpeğin rengine yakın renk tonlarıdır. Ala yoktur. Kangallarda ala yoktur. Farklı renkler yoktur, evet. Bu 15 aylık bir yavru. Hangisi 15 aylık bir yavru? Bu 15 aylık bir yavru. Gözleri. Gözlerinde bir şey yok. Bunu diğer köpeklerden ayıran kısım göz torbalarının aşağıda olduğu için sana böyle his verir. Halbuki gözü yukarıda onun. Bin savaştan bakın, sonra böyle oldu diyor. Hayır. Dikkat edin. Dişi, erkek hiç fark etmez. Hepsinin göz yuvası biraz daha aşağıdadır. Göz torbaları aşağıdadır. Siz direkt baktığınız zaman ilk önce göz torbasını görürsünüz. Demek sağlıklı. Gözü bu. Sağlıklı. Yani bir sıkıntısı yok. En fazla kaç ay yaşıyorlar? Kaç yıl? Şimdi beslenmeye bağlı. En iyi beslenirseniz? 15 yıl. 15 seneyi de gören köpeklerimiz de var. 7-8 seneyi gören köpeklerimiz de var. Yani besleme, bakım bunlar için çok önemli. İnsan vücuduyla kıyaslarsak çok çabuk yıpranan hayvanlar. Çok çabuk yıpranan hayvanlar. Eğer çobanların evinde olsa kurtlardan kurtarır mı? Valla yıllarca insanlarımız bununla güvenip sürülerini bunlara emanet ettiler. Bu hayvanlar sürü gütmek, sürü kollamak, gözetmek, o insanların malına sahip çıkmak için bugüne kadar gelmiş. Yoksa bu bir av köpeği değil. Bize hizmet eden başka bir köpek değil bu. Çoban köpeği. Coğrafyamız buna müsait, hayvancılık buna müsait. Köpek ırklarımızdan 5 tane benim bildiğim, 5'i de çoban köpeği. Tabii bu arada evet, tabii şunu da söylemek lazım. Tam ben onu soracaktım. Herhalde
Nurzat sen de diyeceksin var, ki var, Kırgızistan'da... Ben çobanın kızı olduğum için benim evimde büyük bir şey köpek vardı bu kadar. Ama sonra öldü. Ben küçükken öldü. Yani çok üzüldük ama çok iyiydi. Kurtlar sizin, hiç sizin köpeğinizle bizim köpeğimizin arasında çok bir fark yok aslında. Yani size ne anımsatıyor bilmiyorum ama sizin bölgenizdeki köpekle bizim bölgemizdeki köpek arasında çok bir farklılık yok. Neticede geldiğimiz yerler belli. Evet, oradan. Ortak noktamız, çıkış yerimiz belli. Biz o topraklardan buralara gelmişiz. Gelirken de yanımızda bunları getirmişiz. İyi beslenme diyorsunuz. Yemeklerine çok dikkat etmek zorundayız. Et yiyor. Et ağırlıklı. Çünkü bu etçil bir hayvan. Ana öğünü et olmak zorunda. Her ne veriyorsak potansiyel en başta yiyeceği et. Ama tek başına et bir şey ifade etmez. Tahıl. Yani Anadolu'da yal diye tabir ettiğimiz yiyecek bu köpekler için en uygun, en ideal, en mantıklı yiyecek. Arpa unuyla, biraz et suyu, biraz yumurta, günde bir öğün verilecek bir yiyecek bu köpek için yeterli. Normalde bunlar bir oturuşta bir koyun yer. Şimdi tabii biraz önce aslında konuştuğumuz şeye baktığınız zaman Orta Anadolu'da arkadaşlar yıllar boyunca insanlarımız hayatlarını büyükbaş hayvancılıkla, küçükbaş hayvancılıkla kazanmışlar. Ve orada tabii ki bu hayvanların bir şekilde korunmaya ihtiyacı olmuş. Bu da bu ihtiyaçtan doğmuş ve Aksaray Malaklısı da bu coğrafyada yıllardır kullanılan ve var olan bir köpek. Dolayısıyla baktığınız zaman biraz önce dedin ya kurt geldiği zaman emin ol kurt gördüğü zaman bunu arkasını döner tıpış tıpış kaçar bence. Şimdi stüdyo kalabalık. Hayvanlarımız uysal. Agresif köpeklerimiz olsaydı burada bir tonla çıkacak sesle eminim hepinizin tüyleri diken diken olurdu. Buradan çıkan ses hepinizin sesini bastırırdı. Orkestranın sesini bile bastırırdı. Yani orkestrada kimse kalmazdı zaten. bu ses, kalmazdı kimse. Bu ses oradaki bütün canlı mahlukata yeter. Ben buradayım. Evet. Ben evet. Buradayım. Niyeti olan varsa gelsin ben buradayım. Zaten bunu bu kadar değerli kılan da bu. Hakikaten öyle. Peki şu anda baktığımız zaman bu coğrafyada acaba devamı tehlike altında mı? Yoksa hala yeteri kadar üretiliyor mu? Üretim çiftlikleri, üretim sahaları var mı? Gerçek manada üreten insanlarımız var. Profesyonel, amatör, her iki ruhu taşıyan insanlar var. Ama sahip çıkmamız gereken bir köpek. Bakın yine örnek veriyorum. Almanya bizim ülkemizin yarısı kadar bir ülke, harita üzerinde bir yerleştirin. Evet. 5 tane 10 tane tescillenmiş köpek ırkı var. Bizim maalesef bir sadece kangalımız var. Onu da biz becerememişiz. Yine bir başkası, yine bir yabancı. Bunlar bizi biz yapan değerler. Bunlara sahip çıkmamız lazım. Tek başına insan hiçbir şey. Onu ne var ediyor? Onu bu kadar değerli kılan ne? Yaşantısı, kültürü. Anlatabiliyor muyum? Bu da bizim bir kültürümüz. Bakın bunlara değer sahip çıkmamız lazım. Yoksa bunlar bizim elimizden alırlar. Bir 10 yıllık bir süreç var. Bu köpekler için. Federasyona kayıt olabilmemiz için. Bunların literatür altına girmesi için. Evet böyle bir ırkımız var. Ölçüleri bu. Standartları bu. Bu hayvanları dünyaya kazandırabilmemiz için önümüzde 10 yıl var. Bizi FCI kabul etmesi için 10 yıllık bir zamana ihtiyacımız var. Söylediğiniz burada, kuruluş... Dünya Köpek Federasyonu. Evet. Türkiye'de biz bir şey ifade etmeyiz. Kendimizi ne zaman resmi bir kağıt üzerinde tescillenmiş, bir şeyin altına imza atılmış olarak sayarsak, bu köpeklerin de bize ait olduğu, aslının bizde olduğu, dışarıdan empoze değil, dışarıdan gelme değil, bizim öz varlığımız olduğunu tescilletebiliriz. Başka yolu yok. Bizim sahip çıkmamız lazım. Çok bir başkası, bir başkası bunu geliyor. Bakın görüyoruz. Kültürümüze insanlar hayran. Yemeğimizi araştırıyorlar. Elin İngiliz'i gelmiş yemeğimize, melodilerimize, tınılarımıza gelmiş. Göz dikmişler, araştırıyorlar, bakıyorlar. Ya adam dünyanın öbür ucundan gelmiş, bizi araştırıyor. Bizim elimizde var. Biz bunu itiyoruz elimizin tersiyle. Hayır, bizim sahip çıkmamız lazım. Peki ne yapacağız? Nasıl biz bunu tescilleyeceğiz? Sizin bu konuda çalışmanız var mı? Bizim daha büyüklerimizin çalışmaları var. Bu malın bize ait olduğunu tescillemek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Resmi, gayri resmi. İşte sizin gibi insanlar bize burada destek sağlıyor. Biz televizyona çıkıyoruz. Bulunduğum bölgeden
insanlara yetişebileceğim kişi sayısı belli. Ama sizin sayenizde televizyonlara çıkıp bunu Türkiye'ye tanıtıyoruz. Sadece Türkiye değil, Avrasya. Sadece Avrasya değil, evet. Bizi dünya seyrediyor. Tabii, evet. Tabii şu anda... Bizi dünya seyrediyor. Gerçekten köpekle ilgisi olan bütün insanlar bunu seyrediyor. Bunun bize ait olduğunun bir ispatı. Peki. Bu var ki biz buradayız. Bu olmasa bizim bir anlamımız yok. Mustafa Bey, çok İnşallah. Teşekkür ederiz. Şimdi tabii içimden sizi coşkulu bir şekilde alkışlamak geliyor ama çekinebilir belki hayvanlar ürkebilirler. Yok. O zaman bir böyle hafif orta şiddette bir alkış duyalım mı? Evet, hafif bir kıpırdanma oldu. özellikle tabii biz sevgili Hasan'ın çok büyük bir ilgisi olduğunu biliyoruz, köpeklere karşı çok sevdiğini biliyoruz. İstiyorsan sevmek ister misin Hasan? Peki, daha sonra seveyim diyor. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Asıl ben teşekkür ederim. Bizlere imkan verdiğiniz için, bizleri buralara çağırdığınız için, halkımıza bu köpeği en iyi şekilde tanıtabildiğimiz için. Yani size teşekkürler. Bizim yapmamız gereken şey, sizin de söylediğiniz gibi, değerlerimize her zaman sahip çıkmak ve bizim değerimiz olduğunu tüm dünyaya göstermek. Gördüğünüz gibi müthiş hayvanlar. Şu anda o kadar uysallar ki, ama onları biz bir de kendi doğal ortamlarında görmemiz de lazım. Çok, İnanılmaz olduklarını göreceksiniz. Çok farklı olduğunu o zaman anlayacaksınız. İnşallah. Bunu bu kadar değerli yapan da zaten o. Şu an bu stüdyonun içinde hepsi masumane yere yatıyor. İnanın, evet. Doğa da bunların yanına çok farklı ekipmanlarla gelmeniz lazım. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum? Evet. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet, aslında sevgili izleyiciler. Programımız devam ediyor. Böyle değerleri yaşatmak için bizim de üzerimizde ne varsa, bizim üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz tabii ki. Saatlerimiz 9.43 oldu. Eğer programımıza yeni katıldıysa. TRT Abaz'da buluşarım. Ve bağlantımızın da hazır olduğunu şu anda ekip arkadaşlarımız söylediler. Sözü Kırgızistan'a bırakacağız ama bu arada Nilüfer, sen orada öyle bir kaldın, fark etmedik değil. Fark ettiniz mi? Fark ettik vallahi. Ben göz göze gelmemek için çok şey yaptım ya burada. Yani göz göze gelmemek için korkum var benim. Köpek ısırdı, yakın zamanda sayılır. Fena gitmiyor şu an. Bir köpek edinmem lazım herhalde. Önce sen Aksaray Balaklı çoban köpeklerini duymuş muydun, görmüş müydün? Yok, hiç görmedim. İlk kez görüyorum. Çok büyük. Yani kangala benzettim. Ben de kangal gibi gördüm. Ama demek ki farkları varmış. Evet, gerçekten müthiş. Özellikle o coğrafyada biz ne kadar değerli olduğunu çok çok iyi biliyoruz. Son bağlantı için. Etkiler. Stüdyomuzun konukları ünlü şarkıcımız Julia Roots. Tepkiler ve hayatımız nasıl geçiyor, o hakkında duysak. Спасибо большое. Да, очень много получаю хороших отзывов после концерта. Это очень приятно, потому что это мой первый в жизни концерт сольный. И было приятно, когда в самом конце концерта все зрители в зале встали и аплодировали стоя. И больше того, на бис попросили исполнить песню Нурака Абдрахманова «Аппак Сюю». Gerçekten «Аппак Сюю» de çok güzeldi, diğer şarkılar da çok güzeldi. Salon da dop doluydu. Bütün Kırgızlar oradaydı, Kırgızistanlılar oradaydı Yula. Seni çok seviyorlar. Sen Belaruslusun ama Kırgızlar seni Kırgız kızı olarak görüyorlar. Evet. Değil mi? Kunduz? Evet. Gerçekten çok hoş bu. Bu sevgiyi
kazanabilmiş olmak ne kadar güzel bir duygudur eminim. Да, я родилась в Беларуси, но выросла в Кыргызстане и пропиталась, наверное, кыргызской культурой и кыргызской музыкой. Очень много красивой музыки здесь в Кыргызстане, которую мне хотелось бы исполнить, поэтому я начала петь на кыргызском языке. Çok güzel, çok güzel. Gerçekten Kırgızca ve diğer Türk dillerinde şarkılar söylüyor olman gerçekten hepimizi çok etkiliyor. Çok mutlu oluyoruz seni dinlemekten. Kırgızca şarkıların, özellikle son dönemlerdeki şarkıların çok dinlenmeye başladı. Çok önemli Kırgızca şarkıları, halk müziği şarkılarını insanlar artık senin sesinden dinliyorlar. Ben de konuklarımıza, bütün Türk dünyası bizi izliyor biliyorsunuz. Bütün Türk dünyasına bir şarkı, Kırgızca bir şarkı dinletelim istiyorum senin sesinden. Tamam. Tebrik ediyoruz Yura. Ne kadar güzel söyledin sesine, ruhuna sağlık.
Hocam çok güzeldi gerçekten. Bu şarkıyı kanunla dinlemek de çok ilginç geliyor insana. Öyle, öyle. Şimdi kanun bu yöreye çok da aslında uzak bir enstrüman değil. Cetike'nin torunu olarak sayarsak enstrüman aslında bu bölgede icat olmuş bir enstrüman. Fakat günümüzde bizim kullandığımız kanunla bu bölgede kullanılan kanun arasında sistematik farklar var. Fakat insanlar kanundan gerçekten haz ediyorlar. Burada da çoğu ünlü sanatçıya eşlik etme fırsatını bulduk. Kanunu da burada Türk kanunu diyelim, Türkiye'deki kanunu burada tanıttık ve beğeni görüyor. Gerçekten çok güzel tepkiler alıyoruz. Öyle, öyle. Çok hoş. Öyle, yani güzel çalışmalar yaptık. Geçen sene Caz Festivali'nde Türkiye'yi temsil etme şansını yakaladık. Orada kanun hani görücüye çıktı diyelim. İnsanlar orada kanunu dinledi, beğendiler. Daha sonradan albümlere çalmaya, eşlik etmeye başladık albüm kayıtlarına. Konserler olsun, Gülle ile beraber çalışıyoruz bir yerde. Tabii bu olumlu dönütler bizi mutlu ediyor. Kırgızlar, Kırgız dostlarımız Yule'ye Kırgız'ın kızı diyorlar. Öyle, sana evet. Da Kırgız'ın oğlu diyecekler çok yakında ben eminim. İnşallah. Yani seviniriz tabii bizi mutlu siz eder. Siz kendiniz de şarkı söyleyebiliyor musunuz? Ben aslında... Hem de nasıl? Hani, hem de nasıl? Yok. Bilmem diyeceğim sağ olsun. Sadece çalıyorsunuz. Amatör olarak kendimiz. Kendimce söylüyoruz. Başka yani. Kırgızca şarkıları da çalabiliyor musunuz? Tabii ki. Bayağı bir albümlere eşlik ettik burada. Çoğu ünlü sanatçı da bu. Şimdi burada isimlerini teker teker saymayalım ama insanların bildiği en ünlü sanatçılara eşlik ettik yani. Çok sevdiğiniz Kırgız müziği mesela? Gülyan'ın Apaksuyu. Apaksuyu. Buradan ben de Nurak Abdurrahmanova rahmet diliyorum. Rahmet inşallah de. Mekanı cennet olur. Büyük bir sanatçıydı. Evet sevgili seyirciler, yakın zamanda Türk dünyasının çok önemli bir değerini bir komut sanatçısını Abdurrahmanov'u kaybettik. Bütün evet. Türk dünyasının başı sağ olsun. Öyle olsun. Diyelim buradan. Akbaksuyu'nu biraz da olsa çalmak ister misin? Tabii. Sen çok farklı dillerde şarkılar söylüyorsun. Türkçe, Kırgızca, Azerice pek çok dilde şarkılar söylüyorsun. Türkçe şarkıların yalnız oldukça beğeniliyor. Kırgızistan'da yaşayan Türkler de çok beğeniyorlar. Bunu görüyoruz. Gökhan'la birlikte de çok daha fazla zannediyorum şarkı söylemeye başladın. Türkçe şarkı söylemeye başladın. Repertuarını zenginleştirdin. Bunlardan bir tanesini söylemek ister misin şimdi? Даже на моем сольном концерте я исполняла несколько песен на турецком языке, потому что очень люблю турецкую музыку уже давно, очень давно слушаю, многими музыкантами интересуюсь, и поэтому не могла включить в свой собственный репертуар несколько песен на турецком языке. O zaman zevkle dinleyeceğiz şimdiki Türkçe şarkı. Anlamazdım. 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 Silirken bilmedin mi? Ben
söylerken gülmedin mi? Falımızda hasret var, ayrılık var demedin mi? Anlamazdın, anlamazdın, kadere de inanmazdın. Hani sen acı veren kalpsizlerde olamazdın. Dilerim ki mutluluğa sevgilim, ben olmasam bile hayat gülsün sana. Günahın boynunda ağlayan bir çift göz bıraktın arkanda. La 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 la. Sana acılar geçer zamanla, aşka tövbe demem ben, görürsün sevinci yeniden. Anlamazdın, anlamazdın, kadere de inanmazdın. Hani sen acı veren kalpsizlerde olamazdım. Dilerim ki mutluluğa sevgilim, ben olmasam bile hayat gülsün sana. Günahın boynunda ağlayan bir çift göz bıraktın arkanda. La 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 la. Dilerim ki mutlu ol sevgilim, ben olmasam bile hayat gülsün sana. Günahın boynunda ağlayan bir çift göz bıraktın arkanda. Tebrik ederiz. Çok güzeldi. Ne kadar güzel, ne kadar hissediyorsun ve ne kadar hissettiriyorsun. Çok teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalınız. Sevgili Levent, sevgili Nurzat. Evet, Kırgızistan'dan geldik Türkiye'ye. Gerçekten çok güzel bir şarkıydı. Ayla Dikmen'in Ruhu Şad Olsun, Mekanı Cennet Olsun. Çok güzel bir eserdi. Biz de stüdyomuzda zaten buna eşlik ettik. Ve Kırgızistan'a bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Artık süremizin de sonuna geldik. Kırgızistan bağlantısıyla beraber programımızı kapatma, noktalandırma vakti geldi. Önce tabii sizin buradan son söyleyeceklerinizi alalım. Nilüfer, neler söyleyeceksin izleyicilerimize? Albümünde Çiçeği Burnunda çıkacak. bir buçuk ay diye söylemiştin. Bunun evet. da müjdesini biz zaten vermiştik. Evet. Son olarak buradan seni sevenlere, seni takip edenlere, takip etmek isteyenlere neler söyleyeceksin? Sana nasıl ulaşacaklar? Facebook üzerinden ulaşabilirler. Bir internet sitemiz var bizim de. Twitter üzerinden ulaşabilirler. nilufersarıtaş.com. Yani ne diyorum? Zaten türkü dinlemeyi seviyorlar. Ben hep öyle görüyorum. Yani her daim devam ediyor. O yüzden türküleri dinlemeye devam edin. Hep türkülerle kalın diyor. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Чынында бираз мурунку биз Кыргызстан менен байланыш курдук. Юлия Рудскаяга, Бүлентке, Кундуз эжеге бардыгына ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Кудай буйурса, эртең дагы ушул сааттарда жолукканга чейин саламатта калыңыздар. Evet sevgili izleyiciler, artık veda vakti. Biraz önce de toparlayamadık herhalde.
Artık arkadaşlar böyle sabahın bu saatlerinde son anonslara gelince toparlamakta güçlük çekebiliyoruz ama Kırgızistan'a biraz önce Nurzat teşekkür etti. Bülent Ere Kunduz'a çok teşekkür ediyoruz biz de. Orada çok değerli bir ekibimiz var. Onlara da çok selamlarımızı söylüyoruz. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola diye de söylüyoruz zaten. Sürçülisan edebiliyoruz. Ve sizler yarın yine aynı saatte burada bizlerle buluşursanız çok güzel bir program sizi bekliyor olacak. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekibimiz adına hepinize güzel bir gün diliyoruz ve Nilüfer Sarıtaş'la biz programımızı kapatıyoruz. Alkışlarla, hoşçakalın. Hiçbir şeyde gözüm yok lele yar.